Evet, gündem özelden herkese merhabalar değerli izleyenler. Saatler 20.30'u gösteriyor ve gelişmelerle usullarınızdayız. Konu başlıklarını yurtta ve dünyada yaşananları aslında ekranlarınıza taşıyacağız. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt zaferi kapsamında konuştu. Önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarını da konuşacağız. Tabii bir taraftan da İdlib meselesi var. Cumhurbaşkanı yarın Rusya'ya gidecek. Vladimir Putin'le bir araya gelecek. O görüşme son derece önemli çünkü bölgesel bir takım konular konuşulacak. Bir taraftan da tabii Rusya ile olan ticaret anlaşması ki özellikle silah ticaretinin de masaya yatırılacağını düşünüyoruz. Kimler var peki konuklarımız? Onur Erim, dış politika uzmanı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mustafa Alpay, gazeteci yazar, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Ve Ersan Ergür, Aslan Başkan Yardımcısı, siz de hoş geldiniz. Geçen hafta da zaten birlikteydik. Şimdi ilk olarak aslında hafta içinden itibaren gündemi meşgul eden konu başlığıyla ben başlamak istiyorum. O da elbette ki belediyelere atanan kayyumlar. Bununla ilgili tabii yeni gelişmeler de yaşandı. Bir taraftan da CHP'li mevcut büyükşehir belediye başkanları sıranın kendilerine geleceğine yönelik de feveran ettiler efendim. Ortalığı ayağa kaldırdılar dersek yeridir. Ve bir taraftan da Sabah gazetesi yazarı Ersin Ramoğlu bu belediye başkanlarının, 34 CHP'li belediye başkanının aslında görevden alınabileceğine ilişkin bir köşe yazısını kaleme aldı. O köşe yazısının satır başlarında birazdan sizlere aktaracağım. Öncelikle Onur Erim'le başlayalım. Evet, belediyelere kayyum atandı. Elbette ki üzerinden çok zaman geçti ama yeni yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu noktada sizlerin yorumlarınız neler olur? Şimdi tabii şöyle bir durum var. Burada niye yapıldığı herkes için malum bir durum. Burada belki soru işareti olabilecek şey belki neden şimdi yapıldığı olabilir veya yapılış şekli olabilir ama sonuç itibariyle halkımız bence şunun fazlasıyla farkında. Evet, burada bir yanlış irade var. Burada bu konuda iflah olmayacağı artık tecrübeyle ve tarihçeyle sabit bir yönetim var. Ve şu an dikkat ederseniz kimse, hatta büyük çapta benim takip edebildiğim kadarıyla HDP bile bu belediye başkanlarının bölücü terör örgütü PKK, onun idarecileri, onların kollarıyla herhangi bir teması olmadığını falan bahsetmiyor. Sadece bütün olay demokrasi, işte demokratik halklarla demokrasi seçilmişi böyle alamazsınız gibi nispeten, hani baktığınız zaman uzaktan nispeten haklıymış gibi gözüken konular üzerinden geçiyor. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz hafta bununla ilgili İspanya örneğini verdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. Ona gelene kadar aslında çok fazla şey var. Burada bizim tek sorguladığımız birazcık şey oldu. Onu da sayın, hani neden madem böyleydi de seçime girmelerine izin verildi soru işareti olabilirdi. Onu sayın, takip edenler olduysa, Sayın İçişleri Bakanı gayet net, gayet de sarih bir şekilde televizyon programında 3-4 gün evveldi galiba açıkladı. Ama böyle bir durumumuz var. Bu arada tabii hani iki konuya da dem vurmadan geçmek istemiyorum bu konu açıldığı için. Bunlardan birincisi, hani acaba bu insanlar haksız yere mi alındı konusu. Bakın, haklarında her ne kadar şu an kanunen açıklanamadığı, çünkü hala şey safhasında, soruşturma hazırlık safhasında bazı yerleri, birçok net delil var. Kamuoyuyla da paylaşıldı bu. Ben bunların en basitinden, en hafifinden bir konuyu ele almak istiyorum. Her Müslümanın, bir başka Müslümanın cenazesine katılması bildiğim kadarıyla en azından sünnet, belki de şeydir bile, emirdir bile, tam o konuda emin değilim. Fakat şöyle bir durum vardır. Tanıdığınız bir Müslümanın cenazesine katılmakta ekstra bir şey vardır, sebep vardır. O da helallik vermek. Şimdi sayın dinleyicilerimiz, seyircilerimiz şunu göz önünde bulundursunlar. Bırakın diğer bütün yaptıklarını veya yapmadıklarını. Hepsi en az 3'ten 4'ten fazla teröristin cenazesine katılmış. Bu başka belediye başkanları da için geçerli. Demek ki bunların verecek bir helalliği varmış bu teröristlere.
Bakın her şeyi bir kenara bırakın. Çok basit, çok yüzeysel bir konu üzerinden ele alıyorum. Diğerlerini kanunun ilgili maddeleri el verdikçe kamuoyuyla paylaşılacak. Tam olarak işledikleri suçlar, içinde bulundukları konular vesaire vesaire. Şimdi o meseleye girersek işin içerisinden çıkamayız. Neden çıkamayız? Zaten çünkü girmiyor. Bir tarafta bakıldığı zaman aslında meclisin içerisinde bulunan HDP milletvekilleri de yine terörist cenazesine katılmış durumda. Bir de HDP'de artık bir hem retorik haline geldi hem de bir gelenek haline geldi. Şehit cenazesine, daha doğrusu PKK'lı terörist cenazesine katılmak, ki şehit cenazesine de katılmıyorlar aynı zamanda. Onu da net ve açık söyleyeyim. Ben sıkıntılarımızın altında, bu tip sıkıntılarımızın altında en fazla kendimize gene suç buluyorum. Çünkü şu veya bu sebeple siyasi, konjüktür vesaire 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 zamanında bir şeyin üzerine gitmezseniz, bizdeki eski tabirle yılanın başını küçükken ezmezseniz sonradan bu sıkıntılar oluyor. Yani ben bu eleştiriyi çok yaptım. Tabii çok eski, yani eskimiş artık ve çok kapsamlı mesele, ama yani Hendek olaylarının o noktaya gelmesinde bir devlet olarak bizim de hiç suçumuz yok muydu veya eksikliğimiz yok muydu? Yani dolayısıyla HDP milletvekilleri diyorsunuz, onlara da yapılsın bu. Niye yapılmıyor? Niye? Çünkü verdiğiniz her bir adım, onlara açtığınız her bir alan gereksiz ve aslında kanuna aykırı. İleride daha büyük şeylere sebebi. Bir örnek vereceğim. Çok iyi, yani çalıştığım bir konu olduğu için, New York 80'lerin sonlarına doğru ciddi bir şey yeriydi. Suç mahalliydi. Gene Kelly'ydi, ilk ismini hatırlamıyorum. Bir emniyet müdürü getirdiler. Orada dışarıdan transfer edebiliyorlar başka bir eyaletten. Adamın çok basit bir teorisi var. Dedi ki, cama taş atıp camı kıran çocuğu bile işlem yapacağız. Hani alacağız, hapse atacağız ama işlem yapacağız. Neden dedikleri zaman dedi ki, eğer sen o çocuğu cama taş attığı zaman ve kırdığı zaman uyarmazsan, bunun ilerisinin kötü olduğunu görmezsen, bu çocuk yarın bir gün cama taş atar, sonra dükkana taş atar, sonra bankayı soyar, sonra cinayet işler vesaire vesaire vesaire. Dolayısıyla biz devlet olarak hiçbir şeyden, hiçbir kimseden, hiçbir ülkeden korkmadan atmamız gerektiği adımı zamanında atmadığımız zaman işte böyle sıkıntılar olabiliyor. Bugün çok devasa bir sorunla gerçekten karşı karşıyayız. Bir taraftan da aslında o içimizdeki terör sorunu sınır dışına kadar uzandı. Bir taraftan tabii ki Irak meselesi vardı aslında. Yıllardır Irak'tan besleniyordu terör örgütü Kandil'den. Şimdi bir taraftan da YPG yordamıyla iş Suriye'ye kadar uzandı aslında. Birazdan oraya da geleceğim. HDP meselesi var. Şimdi siz söylüyorsunuz, yorumlarınızı, analizinize baktığım zaman şöyle bir çıkarımda bulunuyorum ben. Şimdi HDP aslında gizli kapaklı hiçbir şey yapmıyor. Zaten alenen terör örgütüne yönelik desteklerini sözlü bazda birçok kez işte ekranlardan gördük, duyduk, kendilerinden de işittik. Terörle iltisaklı ifadeleri de sürekli yer alıyor. Buna rağmen HDP'nin varlığını sürdürmesi de bir taraftan ironik bir tutum değil mi? Madem teröre destek veriyorsunuz, belediye başkanlarını görevden alıyorsunuz, kayyum atıyorsunuz, o zaman HDP'nin o kurumsal kimliğiyle ilgili de bir çalışma yapmak gerekmiyor mu? Çok net söyleyeyim. Biz uzun zamandır parti kapatmaktan imtina ediyoruz. Anayasaya göre gerekli sebepleri olsa da. Bunu nispeten anlayabiliyorum. Hatta şöyle de söyleyeyim. Bence parti kapatmak çok birazcık daha palyatif bir çözüm gibi geliyor bana. Parti kendi başına mükellef bir kuruluştur, bir kurumdur. Ama onun içerisinde eğer... Ama nasıl mücadele edeceksiniz? Şimdi seçiyorsunuz, seçilmiş kişiler geliyorlar görevlere. Bir taraftan size zorluk çıkartıyorlar, bomba patlatma meseleleri onların var. Onların da üzerine gideceksiniz. Bu kadar basit. Hani şimdi o parti kapatmaktan duyduğumuz kaygılar artık o partinin içerisinde net olarak, bakın demin dediniz ki söylem bazında şey veriyor, destek veriyor PKK'ya açık açık. Ya söylem değil sadece. Fiziken de destek veriyor. Yani şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Şeyden özellikle ve maalesef Güneydoğu'daki HDP'li veya Doğu Anadolu'daki HDP'li belediyelerden PKK'ya giden aynı nakdi yardımı, yani bilmeyen yok. Siz bunu o zaman eğer önüne geçmezseniz bu büyüyor. Peki. büyüyor. Bu noktaya geliyor. Maalesef son cümle, maalesef bu parti kapatmada gösterdiğimiz imtina artık su bile bile bariz olarak suç işlediğini bildiğimiz milletvekili de olsa üyelere karşı da göstermeye başladık. O konuda biraz sanki
aciz demeyeyim ama birazcık sanki yumuşak duruyoruz peki gibi. Peki Mustafa Alpay ile devam edelim. Taviz verildiğini düşünüyor musunuz HDP'lilere haddinden daha fazlası olarak? Ya HDP'lere haddinden daha fazla olarak taviz verildiğini düşünmüyorum. Sonuçta bir doğruluktan, bir doğrudan yana konuşacaksak bir şekilde %10'un üzerinde oy alarak parlamentoya girmiş bir partiden bahsediyoruz. Aslında bu hocamın da söylediği gibi bu bugünün meselesi değil. Zaman içerisinde Kürtlerin siyasal temsili milliyetçi ve muhafazakar çevreden muhafazakar partilerin izlemiş olduğu yanlış politikalar nedeniyle bunun sebepleri sayılabilir. Ne yazık ki seküler ve daha böyle ateizme kayan bir yapıda olan PKK'nın uzantısı olan siyasal oluşumların eline geçti. Yani Müslüman Kürt halkının temsili ne yazık ki mesela o dönemde ne vardı? Refah Partisi'nin belediyeleri vardı. Yaşı müsait olanlar bilir değil mi hocam? O bölgede Güneydoğu'da Refah Partisi, da birçok belediyeler vardı. 91-92 yılında MHP ile yapılan ittifaktan sonraki sürece baktığınız zaman Kürtlerin siyasal temsilinin bu seküler kesimin eline geçtiğini, seküler Kürtlerin eline geçtiğini görüyoruz. Bundan sonra başlayan bir süreç aslında bu. Tabii ki devlet gerekli gördüğünde gerekli tedbirleri alır. Ama özellikle o temsiliyet noktasında PKK terör örgütüne bir taraftan geçti deniliyor ya, ya da işte HDP yasal anlamda savunucusu. Hangi metotlar kullanıldı? Kürt halkına nasıl yaklaşıldı? Kürt halkıyla onlar arasında oluşan o bağ nasıl ortaya çıktı? O bağı da irdelemek gerekiyor. Çünkü siz terörle mücadele ediyorsunuz ama bir taraftan da terörizmle de mücadele etmek gerekiyor. Şimdi şöyle söylemekte fayda var. İşin açıkçası bu iki taraflı bir mesele olarak değerlendiriyorum ben kendi kanaatimce. Devletin izlemiş olduğu politikalarda da bir takım nakıs kalınmışlıklar var ve o dönemde muhafazakar partilerin izlemiş olduğu politikalarda da bence nakıs kalınmışlıklar var. Ve bunun yanında tabii ki orada PKK'nın bölge halkını sindirmeye yönelik baskıcı rejiminin, çocukların daha kaçırılmasının, Kürt halkına PKK'dan daha fazla zarar veren bir oluşum yok. Siz de bunu, yani bunu herkes takdir edecektir. Doğuda yakılan, yıkılan köyler, bu konuyla alakalı Ağrı'da valilik yapmış Vali Musa Aşı'nın Kürtlerin PKK'yla imtihanı diye bir kitabı var. Orada kaymakamlık valilik yapmış. O kitapta da çok şahit olduğumuz manzaralar var. Dolayısıyla iki tarafın da yapmış olduğu bir takım yanlışlıklar özellikle burada PKK'nın bölgedeki Kürtleri, özellikle Müslüman Kürtleri üzerinde kurduğu baskı rejimi ve onları tehditle ve zarar vererek yıldırma şeyi bu noktaya getirdi bu HDP sürecini. Bugün HDP o zamandan bu zamana kadar %10'u geçen bir parti, parti hüviyetine büründü. Dolayısıyla bir şekilde meclise geliniyor. Bu kayyum süreciyle alakalı da çok fazla tepki var. Demokratik düzene şey mi? Mesela CHP'li belediye başkanlarının olayı tamamen manipüle etmek amacıyla söylemiş olduğu şu söylemler var. Sıra bize mi geliyor? Siz, ben öyle yaptınız demiyorum ama siz de teröre destek veriyorsanız veya bu hangi partiden olursa olsun bir partinin belediye başkanı ya da meclis üyeleri devleti karşısına alıp devleti yıkmaya and içmiş terör örgütlerine destek verirseniz bunun karşısında devletten bir reaksiyon görmeniz son derece normal. Eğer siz birinin camını kırarsanız ev sahibi de gelir sizi döver. Bu kadar basittir yani. Peki şimdi önleyici olarak nasıl çalışmalar yapmak lazım? Bir taraftan göreve geliyorlar. 3-5 ay sonra siz teröre destek verdiniz diye o belediye başkanlarının kaçını artık görevden alacaksınız? Bu mesele... Çünkü HDP Güneydoğu'da ciddi anlamda bir nüfuslu olan parti bir taraftan da. Her geleni görevden mi alacaksınız? Hayır, ya da işte FETÖ diyerek, efendime söyleyeyim terör örgütü PKK diyerek onlara destek veriyor diyerek iş CHP'li belediyelere de uzanır mı? Ki onlar da kaygı duyuyorlar. Açık konuşmak gerekirse biraz Zülfiyar'a dokunacak ama ben Büyükşehir Belediyesi kanununun çok ciddi zarar verdiğini düşünüyorum. Batı'da bunun ciddi faydalarını görmüş olsak da Doğu'da bunun ciddi bir şekilde zarar verici etkilerini görmüş olduk. Paralar, nedir mesela onlar? İl özel idareden ziyade tabii ki bütçe harcama şeyleri ve bütçe kalemleri belediye başkanının, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın inisiyatifine bırakıldığı için. Ama tek başına harcayabiliyor mu o bütçeleri? Bir taraftan meclis kararı çıkartması gerekiyor bildiğim kadarıyla. Meclis kimlerden oluşuyor? Ama o mecliste aynı zamanda AK Partililer de oluyor. Ya, tek başlarına HDP %100 çoğunluğa sahip değil. Elbette ama zaten kararlar %100 çoğunlukla alınmıyor ki. Peki bu kararları alınırken nerede? 4-5 ay geçti. 4-5 ayda ne oluyor? Delil topluyorsunuz. Peki bu kararlar alınınca elbette anında niçin müdahale edilmiyor? Şimdi bunun zaten daha öncesi var. Ahmet Türk dediğimiz beyefendi 40 senedir parlamentoda. Ahmet Türk'ün cemaziyel evvelerinde bunun sonrasında herkes biliyor. Bunu MİT de biliyor, devlet de biliyor. Bu dünden bugüne gelen bir mesele değil. Fakat devletin burada hızlı hareket edememesini şuna bağlayabiliriz. Bu insanların seçime girmesi bir şekilde YSK eliyle engellenseydi demokratik seçme ve seçilme hakkına efendime söyleyeyim müdahale ediyorlar diye bir yaygara koparılabilirdi.
Onun dışında yine devlet bir şekilde bölgede OHAL ilan etseydi, bu bölge hakikaten bölge risk taşıyor. Bu bölge riskli. Biz bu bölgede seçim yapmayacağız. Dolayısıyla bu bölgedeki güvenlik ve halkımızın, Kürt halkının, bölgedeki bizim halkımızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının güvenlikleri anayasada teminat altına alındığı üzere kamu düzeninin korunması bakımından gerekli tedbirler alınıncaya ve düzen sağlanıncaya kadar biz bu bölgede seçime gitmeyecek denseydi, ülkedeki demokratik seçme ve seçilme hakkı engelleniyor üzerinden çok ciddi bir karalama kampanyası başlatılabilirdi. Devlet bunu yapmak yerine, benim anladığım, yani benim gördüğüm, yorumladığım, devlet bunu yapmak yerine bu arkadaşların seçime girip seçimden sonra zaten hızlı bir şekilde o aradaki boşlukta yapamadıkları yardımları bir an önce Can Havli ile o gitmesi gereken yerlere ulaştıracaklarını biliyordu. Dolayısıyla delil topladık sonra da hızlı bir şekilde müdahale etti. Bu noktada şunu söyleyebiliriz. Devlet terörle mücadele etmelidir ve devlet terörle mücadele ederken herkes devletin yanında olmak mecburiyetindedir. Çünkü bu ülkede hepimiz yaşıyoruz. Bu ülkede bozulacak genel kamu düzeni herkesi etkileyebilir. Bugün buradan İstanbul'dan Ankara'dan oturup doğuya bakarak oradaki olaylar her ne kadar bizi ilgilendirmiyormuşçasına rahat hareket etsek dahi eğer orada bir ateş yanarsa günün birinde gelir bizi de bulur. Bunun ciddi etkilerini gördük. Peki. Geçmişte Ankara'da İstanbul'da patlayan bombaları gördük. Dolayısıyla kimse neme lazımcılık yapmadan hukuki prensipler içerisinde hukuki çerçeve içerisinde yapılan yanlışlara devlet eliyle müdahale edildiği takdirde yine devletin şimdi yanında olmak mecburiyetindedir. O gelmiş olduğunuz nokta çok kritik aslında. Bu noktadan yola çıkarak bir soru daha ben size yöneltmek istiyorum. Şimdi özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söylem noktasında aslında teröre destek veriyorlar diyerek sadece HDP'yi de kastetmiyor. Bir taraftan görevden alınan kayyumlara tepki gösterildiği için muhalefet partilerini de eleştiriyor. Ancak muhalefet partileri de şunu savunuyor. Siz vakti zamanında çözüm süreci başlığı altında HDP ile bir araya geldiniz, konuştunuz, oturdunuz, birlikte poz da verdiniz, birlikte işte kameraların karşısına da geçtiniz. Evet. Ya biz verince mi sorun çıkıyor şeklinde ana muhalefet partisi de eleştirilerini AK Parti'ye yöneltiyor. Bu noktada neler söylemek lazım? Ben meseleyi partilerden de ziyade parti üstü düşünüyorum. Şöyle ki mevcut iktidar partisi devleti idare etmekle mükellef. Bu meşruiyetini nereden alıyor? Seçimlerde halkın vermiş olduğu reylerden alıyor. Dolayısıyla şu anda meşru olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni idare etmekle mükellef olan hükümettir. Hükümet devleti idare ederken devletin tüm hatlarıyla sahih ve düzgün bir zemine çıkabilmesi için gerekli gördüğü yerlerde müzakere içerisine girebilir. Bu İspanya'da İspanya Devleti ETA örgütüyle bu tarz müzakerelerin içerisine girdi. Zamanında İrlanda ve İngiltere arasında doğan anlaşmazlıklar koskoca Great Britain, Büyük Britanya dediğimiz devlet bile oturdu İrlandalı bir avuç azınlıkla, değil mi? Masaya oturdu. Dolayısıyla çözüm sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir şey denedi. Ne denedi? Türkiye'deki bütün halkların birbirleriyle barışması ya da dezavantajlı bölge olarak kendilerini nitelendiren bölgedeki vatandaşlarla bir uzlaşma sürecine girdi. Toplumsal uzlaşma sürecine girdi. Bu süreçte yine manipüle edildi gelinen noktada. Fakat şöyle toparlamak isterim. Dolayısıyla devlet gerekli gördüğü durumlarda, efendime söyleyeyim, bu birlikteliği sağlamak adına ve devlet menfaatine karar almak adına bu tarz görüşmelerin içerisine girmesinde ben bir beis görmüyorum. Devlet doğru olanı yapmıştır dönemin şartları içerisinde. Şimdi devleti idare edenlerin devletin içerisindeki kamu düzeni sağlamak adına ve bu olayların bu düzeni sağlarken de silahlı ve nasıl denir ona toplumun huzurunu bozacak şekilde değil de daha sulhiyet içerisinde çözmek adına bir takım mecralarla masaya oturup bunu müzakere etmesi bence normal. Burada normal olmayan şey devleti idare etmekle mükellef olmayanların, yani devleti idare etme selahiyetini milletin kendisine vermeyenlerin sanki kendisine bu selahiyet verilmişçesine, yani olmamış bir şey üzerinden biz de mi masaya otursaydık demesi. İki durum arasında dağlar kadar fark var. Olmamış bir şey, yani amiyane tabiri doğmamış çocuğa donmuş belli bir manası yok. Sınanmadıkları bir şey üzerinden böyle çıkarımda bulunmalarını hemen saçma buluyorum. Bunun dışında şöyle toparlamak istiyorum. Şayet devlet ve hükümeti idare edenlerin bunun dışında bir hesapları olmuşsa, efendim senin teröre yardım yataklık yapmışlarsa veya terör örgütlerinin eylemlerini desteklediği çalışmalar içerisinde bulmuşlarsa zaten bununla alakalı hukuki şeylerde, ya zaten muhalefetin elinde böyle bir argüman olsa onu da söyleyeyim, sağ bırakmazdı. Peki. Siyaseten. Peki. Teşekkür ediyorum. Bir taraftan da Ersan Ergür'le devam edelim. Şimdi uzun süredir aslında bir takım dedikodular kulağımıza çalınıyordu. O da ikinci çözüm sürecinin başlayacağına yönelik olarak. Kayyumların atanması aslında bu sürecin tamamıyla önünü kesti diyebilir miyiz? Bir. İkincisi de geçen hafta konuşmuştuk ama bu hafta da bir kez
daha yöneltmek istiyorum aynı soruyu. Kayyumlara yönelik duygu ve düşünceleriniz neler? Tabii şimdi önce Mustafa Bey'in vermiş olduğu örneğe takviye olsun diye bir örnek verip oradan sorduğunuz soruya geçmek istiyorum. Birbiriyle bağlantılı. Şimdi bir defa devlet terör unsurlarıyla müzakere eder mi etmez mi? Elbette ki resmi anlamda. Mesela bugün bakın devlet PKK ve PYD unsurlarıyla Türkiye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde oluşturmak istenen bir terör koridorunda temsilci olan unsurlara, terör unsurlarıyla herhangi bir görüşmeye oturmuyor. Çünkü buradaki konjonktür onları muhatap olarak almamasını gerektiriyor. Çözümlüğü onların hamisi konumunda olan ve vekalet savaşçısı olarak yönlendiren devletler ile muhatabiyeti gerektiriyor. Hı hı. 1730 yılında Patron Halil ayaklanmasını hatırlayacak olursak eğer, Patron Halil ayaklanmasında 3. Ahmet tahttan indirilmiş ve yerine 1. Mahmut getirilmişti. Tabii 1. Mahmut darbeyle, yani ayaklanma sonucu tahta getirildiği için kendisini tahta oturtan isyancıların istek ve taleplerini yerine getirmek zorundaydı. Ve yaklaşık 2 ay süresince 1. Mahmut isyancıların kontrolünde ve onların taleplerine karşı koyacak, taleplerini karşılayacak bir yönetim anlayışıyla, yönetim algısıyla Osmanlı Devleti'ni idare etti. Ve nihayetinde onlar bu isyanlarında 3. Ahmet'i tahttan indirmekle yetinmeyip 1. Mahmut'un gelmesinden sonra bir de Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın idam edilmesini arzu ettiler. Onunla beraber birkaç devlet adamı da idam edildi ve hatta çok korkunçtur. Patron Halil'e saraydan çıkarılıp idam edilen Damat İbrahim Paşa ve yanındaki devlet erkanı verildiğinde öküz arabalarına konularak İstanbul sokaklarında dolaştırıldı bunlar. Sonra müteakiben 1. Mahmut Patron Halil isyanıyla ilgili gelinen sürecin olumsuzluğunu gördüğünden onları saraya müzakere için çağırıp sarayda kılıçtan geçirerek isyanı son buldurmuş. Dolayısıyla yani siz bir noktada müzakere ederek devletin milli güvenlik meselelerine olumsuz tesir eden şartları ortadan kaldırmak durumundasınız. Buradaki terörle mücadele değil. Aslında bakın PKK terör örgütü belki bir patronu halleden ve bugün Kuzey Irak'ın Suriye'nin kuzeyindeki ve Türkiye'nin güvenindeki terör unsurları gibi değerlendirmemek lazım. PKK terör örgütü Türkiye'nin bir iç meselesidir. Ve Kürt halkı ile Türk halkını karşı karşıya koyan bir terör eylemidir. Ama bir saniye özür dilerim. Şimdi Türkiye'nin iç meselesi diyorsunuz ama bir taraftan PJAK vasıtasıyla orada da örgütleniyor. Diğer taraftan Suriye'nin kuzeyinde de örgütleniyor. Sincar'a uzanan bölgede. Orasıyla müzakere edilmiyor. Müzakere edilen kısmı, çözüm sürecine muhatap kısmı arz ediyorum. Dolayısıyla çözüm sürecinde muhatap olunan kısım da bizim kendi insanımızdan daha çıkmış ve Türk vatandaşı olan insanlar bir şekilde öyle böyle kandırılmış, pişmanlık duyan da vardır bu işten. Ailesinin bir takım gerçekleri görmesi de vardır ki çözüm sürecinde gelinen noktada AK Parti iktidarının bölgedeki oy potansiyelinin arttığını görüyorsunuz. Yani dolayısıyla bu oradaki insanların dağdan indirilmesine yönelik olan bir adım idi. Yani devlet genel bir af çıkarabilir. İsyan edeni affedebilir. Bu gayet doğaldır. Ama bunun sonucunda mutlak olarak bir tövbe ve dönüş söz konusu olması lazım. Devlet çözüm sürecinde terör unsurlarına bulaşmış olan insanlara bu imkanı sundu. Fakat bu tabii o dönemdeki FETÖ terör örgütünün veya daha farklı olarak Türkiye'de maşal olarak kullanılan bir takım unsurların görevde olması açısından noktasında özellikle silahlı kuvvetlerde ki darbeye katılan 15 Temmuz'daki generallerin birçoğu o bölgede görevde olan insanlardı. Çözüm süreci aslında sektör atılmıştır. Ama sekte o çözüm sürecinde de şimdi KCK'nın özellikle maske takarak yollarda trafiği kestiğini, yollarda işte insanları durdurarak bir takım arama çalışmaları yaptığını biliyoruz. İşte diğer taraftan mahkemeler bakın, kurularak. Bunların hepsi bu unsurlarla koordineli yapılmış vaziyette. Yani siz devletin çözüm sürecinin başarısızlığı uğraması için ne yapıyorsunuz? Terör unsurlarına maske takarak yani gayrimeşru bir yolda bir midir? Tabii kesinlikle yani dolayısıyla bu noktada çözüm sürecinin devletin atmış olduğu çözüm sürecinin sekte uğraması düşünebiliyor musunuz siz? Çözüm sürecinde AK Parti hükümetinin o dönemde başarılı olduğunu ve dağdaki teröristlerin döndüğünü ve mutlak anlamda bir mutabakat da bugün Türkiye'de PKK ve PYD terör örgütü diye bir örgütün olmadığını bir düşünün. AK Parti hükümetini kim önüne alabilir?
bunun başarılı olduğunu düşündüğünüz takdirde. Dolayısıyla bu noktada PKK-PYD terör unsurlarını da iplerini elinde tutan emperyalist güçler buna müsaade etmemişlerdir. Kasıtlı olarak çözüm süreci sekteye uğrasın diye bir takım yönlendirmelerde kesin de bulunmuşlardır. Şimdi tabii bu konu ayrıca uzun uzun konuşması gereken bir konu ama bunu kayyum meselesine döndürelim. Yani bakın Türkiye'de kayyum atanmasıyla ilgili konu bir takım çevrelerce demokratik ama meşru olmayan bir hak, bir hakkın uygulanması, idari hakkın uygulanması olarak görülüyor. Ne demek demokratik ama meşru olmayan? Şimdi siz mahkeme kararıyla suçlu bulunmayan bir insanı görevden alarak demokratik bir hakkınızı meşru olmayan bir yolla kullanmış oluyorsunuz. Bunu iddia ediyorlar. Yani halbuki bu mahkeme sürecinin tamamlanması beklenmiş olacak olursa eğer, devletin atmış olduğu adımın hem demokratik hem meşru olduğu sonucu çıkarılacak. Bunun için bir zamana ihtiyacınız var sizin. Yani Türkiye'deki mahkemeler bu noktada 2 yıldan aşağı olmamak üzere 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl gibi bir zamanı kapsıyor. Ki zaten belediyelerdeki seçimlerde baktığımız zaman bu süre zarfında dönemsel görev alanı bitiyor zaten. Yani ki bakın bu süre zarfında kayyum atanmadığını düşünün. Demokratik olacak ve meşru olacak diye bekliyorsunuz. Mahkeme kararını, savcının soruşturmasını sonuçlaması, mahkemenin sonuçlamasını bekliyorsunuz. Mahkemede suçlu bulundu. Herkes suçlu bulunmadığı takdirde bu yapılan doğru bir hareket mi olacak diye bakarken biz suçlu olduğu zamanki pencereden bakmayı ihmal ediyoruz ve halkın gözünden bunu kaçırıyoruz. Yani kayyum 3 yıl sonra mahkemenin sonuçlandığını ve görevden alınan bu belediye başkanlarının suçlu bulunduğunu değerlendirdiğini zaman bu 3 yıllık süre zarfında belediyenin gelirlerinin terörle iltisaklı olan birimlere, kişilere, şahıslara, firmalara aktarıldığını düşünün. Terör unsurlarına aktarıldığını düşünün. Terörle irtibatlı olan kişilerin belediyede maaşla çalıştırıldığını düşünün. Bunlara aktarıldığını düşünün. Bu noktada siz ciddi anlamda ülkenin gelirlerini teröre aktarmış olacaksınız ve buna göz yumuş olacaksınız idare olarak. Yani şu mesele de var. Şimdi hep sürekli konuşuyoruz işte HDP'li belediyeler PKK'ya destek veriyor diye ama vatandaş da bir taraftan ısrarla HDP'li belediyeleri seçme noktasında bir kararlılığa sahip. Doğru düzgün anlatılamıyor mu acaba HDP ile PKK arasındaki o terör bağı? Elbette ki bir kısım Kürt vatandaşımıza bu hususlar anlatılamıyor veya inandırılamıyor. Bu bir gerçek. Çünkü bizim de etrafımızda komşularımız var, arkadaşlarımız var. HDP'ye oy veriyorlar ve kendilerine HDP'nin aslında teröre destek veren bir parti olduğu ile ilgili anlattığımız konulara inanmak istemiyorlar. Dolayısıyla bu bir bakış açısı aslında. Tabii Türkiye'de bugüne kadar geldiğimiz süreçte bu kısım Türk halkına anlatıldığı belli. Çünkü son seçimlerde de AK Parti'nin bölgedeki oyunun artmış olması aslında HDP'ye karşı izlenen, seçimle ilgili izlenen ve HDP'nin terörle bağlantısıyla ilgili anlatılan meselelerin Kürt halkının nezdinde kısmen anlaşıldığını gösteriyor. Peki. Birazdan da devam ederiz. Şunu da sormak istiyorum şimdi bir taraftan. Onur Erim'le devam edelim. Bir şey ekleyebilir miyim? Hay hay buyurun. Ben bunu ilk duyduğumda bana biraz garip geldi. Fakat hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bölgedeki oy artışına hatta tarihi oyuna baktığınız zaman hem de ben bölgeye çok fazla gelip giden bir kişiydim bir 6 ayda evveline kadar. 7-8 kişiyle yani ciddi kanaat önünde konuştum. Şöyle bir şey söyledi bir gün biri televizyonda geçen haftada. Ya dedi azımsanmayacak bir miktarda kayyum gelsin de HDP'ye oy veren vatandaş da var burada dedi. Şimdi bana bu çok yani mantık dışı bir şey geldi. Yani niye öyle olsun ki ne saçma hani o zaman gider AK Parti'nin adayına oy verir. Yok ben tabii bir şey hep söylerim. Bizim seçmenimiz dünyada 12'den vuran böyle milimetrik açı şeylerle vuran iyi mesaj seçmen. Veren bir seçmen. Böyle şey yapar yani böyle ufacık sektirir tam koyacağı yere de koyar mesajını. Fakat konuştuğumun sonunda gördüm ki hani bu ama %1-2 değil. 3'tür, 5'tir, 10'dur, 20'dir bilmiyorum ama hakikaten de böyle bir olgu var. Evet bana da önce duyduğumda çok mantıklı gelmedi. Ama yani demin şimdi niye HDP'ye oy verdiniz ya vatandaş? Bir kısım vatandaş da böyle şekilde oy vermiş. Stratejik olarak mı HDP'ye oy veriyor? Yani, ha dediğim gibi neden o zaman AK Partili'ye vermiyorsun sen işte gelsin direkt. Yok diyorlar. O konuda çok şey bilinçliler. Yok diyorlar. Eğer AK Parti belediye başkanı olarak gelirse işte 10 yapar ama kayyum olarak gelirse bize daha çok kendini sevdirme ve daha iş yapma daha iyi hizmet şeyi alabilmek adına HDP'ye mi oy veriyor diyorsunuz? Aynen hayır.
HDP oy veriyor ki kayyum atanması aynen, için. Aynen. Tabii buna iki sebebi daha ekleyebiliriz. Yani buradaki aslında ana gerekçelerden bir tanesi, bir devlet öyle bir, düzeltiyorum, bölge halkı kendisinden olan birinin orayı idare etmesini arzu ediyor ve ona ama imkan AK Parti'nin istiyor. Adayları da kendisinden imkan, yine. Ama özellikle. Şöyle bakın, şöyle AK Parti'nin adayları da kendisinden ama Türkiye Cumhuriyeti'nin bir devlet algısı var geçmişten gelen. Yani o bölge ihmal edilmiş. Yani çok geçmişe baktığımız zaman 50 ama yıllık, 60 yıllık, 17 süreçten yıllık gelen süreçte de ama gerçekten yılda, AK Parti Güneydoğu'ya belki de batıya vermediği yardımları vererek aslında 17 yılda siz 17 düzeltmeye yılda, çalıştı o politikayı. 17 yılda bir asır boyunca ortaya konulan olumsuzluğu bertaraf edemezsiniz. Tabii. Yani orada birkaç nesil var. Sizin 17 yılda hizmet ettiğiniz alanda yani 1 yaşındaki olan bir çocuk bugün 17 yaşında. 17 yaşındaki bir çocuk AK Parti'nin hizmet algısını kaç yılda görebilir? Belki son 5-6 yılda görebilir. Yani başlangıçtaki ilk 10-12 yıl. Peki orta yaş üzeri insanlar için orta yaş üzeri gerekiyor? İnsanlar da zaten geçmişten gelen bir olumsuz algı var ya. Yani bugün benim yaşımda 50 ve 50 üzerinde olan insanlar, 45-50, 40-45-50 üstü olan insanlar geçmişten gelen devletin oradaki bir takım olumsuz davranışlarından dolayı yola çıkarak yine HDP'ye oy veriyorlar. Yani o dönemde şunu görmüş olan, bunu söylemek, ben bir Türk subayıyım. Bunu kesinlikle tasvip ederek söylemiyorum ki ben o dönemde bu olaya meydan vermiş olan üst temenni aynı taburda görev yapıyordum. Yani ben bir birliğin komutanıydım. O diğer birliğin komutanıydı. Yani hani bölge halkını pisliğe doğru ittirmiş, süründürmüş vesaire. Ki bu 1992 yıllarda olan bir uygulama. Yani aynı dönemde şahsi ferde soruyorsunuz ama şahsi garezlerinden ötürü bir takım olumsuzluklar meydan veriyor. Bunu gören insanlar AK Parti'ye kolay kolay oy vermekte zorlanırlar. Yani bunun için bir diğer husus da şu. Yani orada bir de kendi sandıklar belli zaten. Siz bir köye bir mahalle sandık koyuyorsunuz. Yani o sandıkta çıkan oylar belli. Bir sandıkta o bölge halkı oy çıktığı zaman hem terör unsurlarının baskısı hem kendi aile çevresinin baskısından çekinerek HDP'ye oy veriyor. Yani sandıktan AK Parti'ye oy çıktığı zaman ne oluyor? Bu kez araştırmaya giriliyor. İnsan kendisini belli ediyor. Yani AK Parti'ye gönlü olan insan bir gün mutlaka cümle kuruyor orada. Orası da bu konuda dikkat edin. Peki kendi aralarında da böyle bir istihbarat çalışması yapılıyor elbette ki Güneydoğu'da diyorsunuz. Şimdi özellikle hem bir taraftan Ankara Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak kayyum iddiaları var ki belediye başkanları da zaten bunu dillendiriyorlar. Geçtiğimiz günlerde Sabah gazetesi yazarı Ersin Ramoğlu bir yazıyı kaleme aldı. O yazının şöyle küçük bir özetini ben dilerseniz sizlere sesli olarak ifade edeyim. Bunun üzerinden bir soru yönelteceğim. Şimdi şöyle söyler Ersin Ramoğlu. FETÖ ile işbirliği yaparak belediyeleri hortumlayan CHP başkanlarıyla ilgili soruşturmalar CHP üst düzey yönetimini de tedirgin etti deniliyor. Belediyelerin kasasına FETÖ'nün trilyonluk hortumlarını uzatan CHP'li başkanlar hendekçi HDP'liler gibi her an görevden alınabilir deniliyor ve bir taraftan da buna yönelik örnekler de veriliyor. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta deniliyor ve tam 34 tane belediye başkanının da bu yazının içerisinde kaleme alındığına dair de işte bir takım bulguları da görmek mümkün. Peki bunun üzerine neler söylemek gerekiyor? Tamam, işte bize kayyum atanacak kaygısı söz konusu ama bir taraftan da bu kaygıyı besleyecek bir takım ifadeler ortaya atılıyor. Yani şimdi tabii şöyle bir şey var. Ben Ersin Bey yazısını okumadım işin doğrusu ama şu yaptığınız özetten yola çıkarak söyleyeyim. Belediye başkanları hakkında böyle bir suçlamayı bundan 2 sene 3 sene evvel yapsaydınız konu farklı olurdu. Ama bugün bu insanlar bu fiilin içinde diyorsanız konu çok farklı bir noktaya gider. O da şu, Türkiye'nin bütün güvenlik birimleri, Türkiye'nin güvenliğiyle bekasıyla ilgili tüm birimlerin herhalde en büyük veya ilk 2 ilk 3 sıradaki günlük işlerinden bir tanesi mutlaka FETÖ ile mücadeledir. Ha, ben sizin ekranınıza da söyledim. Bana göre FETÖ ile mücadeleyi koordine edecek net bir kurum kurulmadan bu mücadeleyi çok anlamlı yapabiliyoruz diyemiyorum ben hala ama yine de böyledir. Ama şimdi bu saatten sonra Sayın İmamoğlu 5 yıl ilçe belediye başkanıydı. Sayın gerçi 10 yıldır başkan değil Sayın Yavaş. Ama yani
şu noktada birisi böyle bir adım attan da zaten İçişleri Bakanlığı olsun, MİT olsun, diğer bakanlıkların ilgili birimleri olsun bu konuda çok fazla hızlı bir şekilde hareket eder. Yani bana çok mantıklı bir yaklaşım olarak bir taraftan da aslında gelmedi. Bu köşe yazılarını kaleme almak da öyle sanıyorum ki vatandaşın bazı kısmını da tedirgin ediyor. Şimdi bir taraftan insanların da demokrasiye olan inançlarını sarsmamak gerekiyor. Siz bu yazıyı kaleme alıyorsunuz, evet, gerçek yönü var mıdır yok mudur önümüzdeki günlerde belli olur. Ama yoksa da vatandaşı telaşlandırıyor. Varsa da bir taraftan aslında vatandaşı telaşlandırıyor. Veya birilerinin ekmeğine yağ sürüyor. Peki böyle bir durum olabilir mi? FETÖ diyelim ya da başka bir sebepten dolayı diyelim. Şimdi kayyum atanacağına dair aslında o insanlar da endişelerini dile getiriyorlar. Bir taraftan da CHP'nin kurumsal ajansları, kurumsal kimliğine bakan işte Facebook'tu, internetti, sosyal paylaşım siteleriydi. Bu minvalde aslında bu köşe yazısında sürekli dillendiriyorlar ve dönüp dolaşıyor. Bir taraftan da vatandaşları tedirgin ediyor. Şimdi ben hükümet cephesinden bu veya buna yakın herhangi bir tehdit, bir sinyal, bir haber, bir yorum ben duymadım. Yani Sayın Cumhurbaşkanlığı'ndan hiç duymadım böyle bir şeyle ilgili. Buna baktığınız zaman bunu genelde çıkaran zaten muhalefetin kendisi. Hemen iki örnek veriniz. İki örnek üzerinden konuya gireyim. Ben bunu seçilmeden de söyledim. Ondan sonra da söyledim. Mansur Bey büyük ihtimalle dönemini, özür dilerim, Mansur Bey'in devam eden davasıyla ilgili adli yorum yapan, hukuki yorum yapan bu konunun üstadları zaten suçlandığı ve kendi beyanıyla sabit olan suçundan dolayı Mansur Bey'in dönemini bitiremeyeceği konusunda bir görüş bildiriyorlar. Ben hukukçu değilim ama böyle bir durum var. Fiili duruma bakıyorsunuz. Şu an hiç ortaya çıkmıyor fakat hani tamam Ankara'da hiçbir şey olmuyor işte hiçbir iş yapmıyor Mansur Bey falan demek ben dersem bu derler ki siyasi yorum hani işte Mansur Bey CHP'li olduğu için böyle yapıyorlar. Ben çok ufak iki tane örnek vereyim. Mansur Bey hala yaklaşık 16 veya 17 tane üst düzey yöneticisini yenileyemedi. Bir büyük şehrin ana atar damarı diye bilinen Fen İşleri Daire Başkanı'nı mesela da 5 ayda 4 kere değiştirdi. Evet. Yani orada ciddi bir şey var. Kendisi de bence biliyor gidişatın ne olduğunu. Buradan kendisini nasıl sıyırabilirim? Hani belki bir mağduriyet yaşarım filan gibi belki bir yola girmiş oluyor. Gelelim Ekrem İmamoğlu'na. Ekrem İmamoğlu bu işler başladığından beri eminim yatıyordur kalkıyordur. Beni kayyumla yerde kayyum atasınlar bana da ben iyice bir patlayayım. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin tek adayı olayım diye yani ben onun yerinde olsam ve onun tarzıyla siyaset yapıyorsam sabah akşam buna dua ederdim. Peki. Ama bana kayyum atasınlar Peki. diye. Peki Mustafa Bey ile hemen devam edelim. Siz bu düşüncelere katılır mısınız? Gerçekten AK Parti'ye gönül veren kimi kişiler Ekrem İmamoğlu'nu ciddi anlamda parlatmaya yönelik bilinçli ya da bilinçsiz hareket mi ediyor? Yani öyle olduğu aşikar. Yazından da öyle gözüküyor zaten. Şimdi burada aslında aklı selim bakıldığı zaman olaya Ekrem Bey 5 sene Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptı. Mansur Bey'in de daha önceden uzun süre ilçe belediye başkanlığı yaptığını görüyoruz. Evet. Bu değerli başkanlarımızın görev yaptığı süre içerisinde kendilerine herhangi bu konuda bu konularla alakalı ya da bu konulardan bağımsız herhangi bir dava açıldığını ya da kayyum atandığını kamuoyu şahit olmadı. Peki bu geçen süre içerisinde kayyum atanır mı? Şayet onlar da teröre yardım ve yataklık yapmışlarsa ya da kanunda suç unsuru meydana getirebilecek fiiller işlemişlerse ve bunlar da delillerle sabitse mümkün. Ama bu sadece onlar için mümkün değil. Bu herhangi bir belediye başkanının bu bahsettiğimiz fiillerden birini işlediği takdirde onun için de bu kayyum süreci mümkün hale gelebilir. Fakat ortada böyle bir durum yokken ben Onur Bey'in dediğine katılıyorum. Hani ben de Ekrem İmamoğlu olsam kayyum atasılar da tek cumhurbaşkanı olarak çıksam diye düşünüyorum. Çünkü Sayın İmamoğlu sahip bu şekilde siyaset yapmaya devam ederse 4 yılın sonunda ben ne bir daha aday kalan 4 yıl diyelim ne bir daha aday gösterileceğini ne de herhangi bir partinin herhangi bir yerinde ancak yeni oluşumlarda kendine yer bulabilir. Çünkü bir anda ya şöyle söyleyeyim hiçbir vaadi olmadan Sayın İmamoğlu bak eleştirmek için söylemiyorum. Bak samimiyetime inanın beni tanıyanlar da bilirler. Hiçbir vaadi olmadan sadece megabüs diye bir şey söyledi.
ve ben bunu bir şeyle diyeyim, üst düzey bir yetkiliyle görüştüm. Hı hı. 2011 yılında bunu teklif ettiklerini, megabüs değil ama başka bir boyutun hocam, ikinci köprü yolundan bunu teklif, hı hı, ettiklerini, fakat Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bunun teknik olarak mümkün olmayacağını belirterek bunu veto ettiğini söyledi. Ya bunu birinci ağızdan dinledim ben. Şimdi o zamanki dönemde, 2011'deki dönemde birinci ağızdan dinlemiştim. Şimdi böyle, peki İmamoğlu ne var? Tek bir projesi vardı, megabüs. Bunun dışında seveceğim, öpeceğim, okşayacağım, sarılacağım, kucaklayacağım. Bunun dışında hiçbir şeyini duymadım somut. Bunu yapacağım, şunu yapacağım. En son bir televizyon programını izlemiştim. Diyorlar ki İstanbul'un turizm gelirleri nasıl artar? Sayın Binali Yıldırım'ı dinledim. 15-20 dakika anlattı. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, oradan gelecek, oraya alacağım, bunu yapacağım. Sayın İmamoğlu'nu dinledim. İstanbul'un turizm gelirleri artmalıdır. Artarsa mükemmel olur. Mutlaka artmalı. Artarsa hepimize yarar. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hiçbir vaat, hiçbir rasyonel veri ortaya koymadan sadece Erdoğan karşıtlığından, bakın tekrar dönüyorum, sadece Erdoğan karşıtlığından ve bu Erdoğan karşıtlığının meydana getirmiş olduğu konsolideden, bunun içerisinde İyi Parti, HDP işte ve Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partiler, bu konsolidasyondan seçilmiş bir belediye başkanı. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir vaadi olmadan sadece Erdoğan karşıtlığı. Dolayısıyla Sayın İmamoğlu'nun orada kalabilmesi ve umut ettiği Cumhurbaşkanlığı, belki kendisi istemiyordur bilmiyorum ama ben de yarattığı, ben de oluşturduğu izlenim, o umut ettiği Cumhurbaşkanlığı adaylığını gerçekleştirebilmesi için başarılı bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başkanlık yaptığı takdirde hakikaten toplumun ciddi bir kesiminden temayül gördü, sevildi. Anlatabiliyor muyum? Mümkün olabilirdi ama izlediği şu politikayla, yani mümkün değil. Yani İstanbul'da sel basmış, herkes feryat figan, ya bir çözüm bulunamayabilir. Bu kronik bir sorun. O da şunu söylüyor. 25 yıllık aslında AK Parti hükümetlerinin, daha doğrusu sağ kesinlikle hükümetlerin bıraktığı bir miras. Üstad, kesinlikle kabul ediyorum. Ya, kesinlikle hocam. Çok hocam, yalnız şunu söyleyeceğim sadece. Hiç kimse, yani Sayın Cumhurbaşkanı biraz son iki günde bu konuda vurdu ama hiç kimse onu sen öyle bunu yap, bunun için yapmadı. Kardeşim niye burada değilsin? Üstad, bu aynen bak onu söyleyecektim. Bu kronikleşmiş bir mesele. Bu İmamoğlu'nun problemi değil. Sadece oradaki esnaf şunu bekledi. Bizimle beraber. Afet zamanında, ya şunu hatırlar mısınız hocam? Soma faciası olduğunda, hı-hı, Binali Yıldırım, bir Binali Yıldırım, özür dilerim, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Taner Yıldız bir hafta orada sabahladı. Orada yattı kalktı, evet. Tamam, üstü başı rezil haldeydi. Hatırlıyor musunuz televizyonlara çıktı? Ya halk, toplum çadırı bunu görmek istedi. Evet, İmamoğlu'ndan, Sayın İmamoğlu'ndan, ben de bir İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, biz bunu görmek istedik. Sayın İmamoğlu afet bölgesinde dursun, vatandaşlarını teselli etsin. Bunun dışında kimse zaten 25 senelik bir problem değil, hatta belki daha eski bir problem. O bölgeye, çünkü biliyorsunuz fiziki şartlarından dolayı ve tarihi eser o bölgeyi, ben şey izledim çünkü, izlediğim kısım o. Eminönü taraflarındaki o suyun attığı yer. O videoyu izlemiştim. Ya oraya zaten çok müdahale edilmek mümkün değil hocam. Sokaklarda eski yapılar. Anlatabiliyor muyum? İmamoğlu bunun önünde kimse suçlamadı. Ya toparlayalım. Olayı çok dağıtmayalım. Sayın İmamoğlu'nun bir fırsat eline geçmişti. Hedeflerine getirecek. Bunu çok hoyratça sarf ettiğini düşünüyorum. Halbuki hakikaten belediye başkanlığı yapsa, İstanbulluların gönlüne girse, bir dahaki dönem çok ciddi bir oy farkla zaten buna Kılıçdaroğlu da karşı çıkamaz. O toplum, hı hı, psikolojisinin önünde durabileceğini zannetmiyorum ama bu fırsatı, hı hı, hoyratça kullanıyor. Kayyum meselesinde de ben olayın manipüle edildiğini düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Sizin şu anda şuradan gelip hakkınızda bir soruşturma açılacağını düşünüyor musunuz? Öyle bir kaygınız var mı? Şu an yok. Sizin var mı hocam? Yok. Benim de yok. Niye? Kendimden eminim. Abdestimden şüphem yok ki, namazımdan olsun. Yani anlatmak istediğim şu, siz bir cürüm işlemediyseniz zaten böyle bir beklenti içerisine girmeniz mümkün değil. Eğer böyle bir beklenti içerisinde değilseniz muhakkak bir halt etmişsiniz ki size kayyum atanmasını, peki, bekliyorsunuz. Ama işte onlar da hukuksuz olarak ya kayyum atanırsa diye telaşlanıyorlar. Çok kısa bir şey diyeceğim bu İmamoğlu davasına. Tabii ondan sonra bu ikinci gün tekrar Bodrum'a gitmesi falan filan gelmesi, onlar zaten hikaye. Fakat şöyle bir durum var, yani bakıyorsunuz İmamoğlu bu kadar bilgisiz bir adam değil. Bu kadar şey bir adam da değil. Bir şeyler oluyor ama burada, bu arada başka bir şey daha oluyor. Kusura bakmasın Sayın İmamoğlu, hani teşbihte hata olmaz. Bana göre biraz da Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu ciddi şekilde silmiş diye düşünüyorum ben. Hani yine tekrarlayayım, teşbihte hata olmaz. Yani derler ya, sarhoşa dokunma nasıl olsa kendi devrilecek. Dikkat edin, Kemal Bey İmamoğlu'ndan kendisini, evet, ve hiç etmiyor, etrafta gözükmüyor, konuşmuyor bile neredeyse. Ama seçim sürecinde de konuşmuyordu zaten. Yerel seçim sürecinde de çok o sırada şu dendi Kemal Bey'e, doğruydu. Hı hı. Sakın konuşma, konuşursan oy kaybedeceğiz.
O ayrı bir konuşmama durumu, bu ayrı bir konuşmama durumu. Yani orada böyle hani İmamoğlu böyle ciddi aslında şu an boşlukta ve yalnız bence. Parti desteği ne kadar var ne kadar yok bilmiyorum ama Kemal Bey'in desteği olmadığı, belki de gizliden kösteği olduğuna da eminim. Peki. Peki siz neler söyleyeceksiniz? Bu tamamıyla bu şekildeki iddialar Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atam hadisesinin meşru olmadığı ve Türk insanının gözünde AK Parti'nin aleyhinde bir oy kaybetme sürecine girmesi noktasında ortaya konulan spekülatif bir haber. Dolayısıyla böyle bir şey mümkün olmaz. Yani bugün öyle ve böyle biz her ne kadar siyaseten Sayın İmamoğlu'nun bir takım yanlışları var dense de diğer konuşmacı arkadaşlarımız tarafından da veya Mansur Yavaş'ın bir takım eksilerinden bahsedilse de onların İstanbul ve Ankara halkına verecekleri hizmetle ilgili zaaflarından bahsedilebilir. Teröre destek vermelerini ben şahsen her iki başkan için de beklemiyorum. Böyle bir şey mümkün değil. Bu ben haberlerin de tamamen verilmesinin tek bir sebebi itibarsızlaştırmak. Ne itibarsızlaştırmak? 3 belediye, 3 büyükşehir belediye başkanlığına kayyum atama hadisesinin itibarsızlaştırılması, demokratik olmadığı ve meşru olmadığı yönünde halkın nezdinde bir algı operasyonunu devreye koymak ve zaman içerisinde AK Parti'nin yıpratılması sürecinde önümüzdeki seçimler şimdi için şimdi bu karşıt bir cepheden gelse sözlerinizde haklısınız ama bir sabah gazetesi yazarı, iktidara şimdi, yakın bir medya grubunun çalışanı bunu söylüyorsa bakın, o zaman sorgulanmalı. Ben şöyle benim bakış açıma göre zaten algı operasyonunun başarılı olmasının temelinde karşıt medyanın değil, bizim kendi içimizdeki bazı insanların bu tarz iddia ve söylemlerde bulunmasından elde edilen fikirlerle başarı sağlanabiliyor. Yani şimdi sizin içinizden birisinin bunu söylemiş olması Türkiye'de ciddi bir spekülasyon oluşturur. Ama karşıdaki bir insanın söylenmesi, zaten onlar bu konuda iktidarı yıpratmak istiyorlar. Bunları söylesin dursunlar çok önemli değil. Yani buradaki itibarsızlaştırmadaki maksadım da o. Ha, bunun için ben Ersin Bey bunu kasıt yapmıştır demiyorum. Ancak bir şekilde farklı olmak adına hata yapmıştır. Yani ben farklı bir fikir ortaya koyayım, farklı bir yorum ortaya koyabileyim diye zorlamayla ortaya bir fikir atmıştır. Ve bu fikir tamamıyla algı olarak bu itibarsızlaştırmaya... Her iki tarafın seçmenine de bir şekilde zarar verdiği noktasında neler söylersiniz? Yani bu yazının... Telaşlandırır mı insanları? Bu yazının ben karşı tarafa bir endişe vereceğini düşünmüyorum. Çünkü zaten İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanlıklarında kayyum atanmasını gerektiren bir eylem yok. Yani siz orada dediğim gibi bakın halkın seçmiş olduğu başkanın halkın beklediği hizmeti vermediğini söyleyebilirsiniz. Onur Bey de söyledi. Daha kendi kadrolarını doğru düzgün seçemediler ki. Bunların hiçbirisi kayyum atanmasında gerekçe oluşturmaz. Hem hukuki anlamda oluşturmaz, hem anayasal anlamda oluşturmaz, hem de vicdan anlamda oluşturmaz. Yani bir insanın yönetimle ilgili zafiyetleri, halkın kendi iradesini temsil ettiği için o halkı ilgilendirir. Halk bir dahaki sandıkta bir reklam arası bir dahaki sandıkta gereğini yaparak Mansur Yavaş hakkında İmamoğlu hakkında da gereken dersi verecektir. Bir terim var ya şeyde preemptive strike dedikleri, bu CHP'nin Ankara'da başına geleceğini, Büyükşehir'de başına geleceğini bildiği için şimdiden mi tartıştırıyor? Bir ön alma olabilir. Evet, enteresan bir yorum geldi son dakika içerisinde. Evet değerli izleyenler, kısa bir reklam arası verelim. Dönüşte de Suriye'yi konuşalım ama onun öncesinde aslında uzun süredir konuştuğu gün itibariyle gündemi meşgul eden eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu meselesi var. Sakarya'da Sakarya Dostları platformunun bir etkinliğinde konuştu Ahmet Davutoğlu ve önemli ifadeler kullandı ve kendisini de bağlayacak ifadeler kullandı ve sürekli de tartışılıyor. O ifadeler neydi? Ne anlama geliyor? Ahmet Davutoğlu neler söylemek istedi? Reklamlardan sonra konuşacağız efendim. Bir yere ayrılmayın. Evet, gündem özele kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. Az önce ifade etmiştik ki reklam arası vermeden önce Ahmet Davutoğlu'nun sarf etmiş olduğu sözler kamuoyunun dikkatini çekti ve tartışılmaya devam ediliyor. Aslında bu çıkış nereden kaynaklandı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni parti iddialarına ilişkin olarak ihanet eden bedelini öder dedi ve Ahmet Davutoğlu da bunu bir şekilde üstüne alınmış gibi görünüyor ki ben hain değilim açıklamalarını da
yineledi ve orada özellikle 1 Kasım ve 7 Haziran tarihleri Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi yazıldığında önemli bir yer işgal edecektir minvalinde açıklamalarda bulundu ve konuşursam sokağa çıkacak yüzünüz kalmaz açıklamaları da son derece ilginçti. Evet, Onur Erim, Ahmet Davutoğlu bu sözlerle neyi kastediyor, neyi söylemek istiyor, ne anlamamız gerekiyor? Yani gayet açık. Belli bir dönemde kendi başbakanlığı sırasında belli bir dönemde devletin görevleri ve şeyleri normal teamülleri dışında bir takım olaylar olduğunu, hı hı, buna da kendisinin müşahit olduğunu, tabi burada para... Ben mi önledim demeye çalışıyor? Ya ben önledim demeye çalışıyor, ya hı hı, bana önlettirilmedi Sayın Cumhurbaşkanı için demeye çalışıyor. Tabi orası, hı hı, çok sarih değil. Konu her ne olursa olsun, ne yapılmış olursa olsun veya yapılmamış olursa olsun. Demin de değerli arkadaşımızla konuşurken böyle bir durumda, hı hı, omuriliği olan bir insan ya bunu ben içime sindiremiyorum der, istifa eder. Hı hı. Ya da bu bir devlet şey ise, refleksi ise, bunu kendiyle beraber mezara kadar götürür. Yani Sayın Davutoğlu, işte hani böyle hafifte tabirler bulmaya çalışıyorum. Yani hem kel hem fodul durumu, hani, hı hı, böyle bir şey olmaz. Şimdi birinden toplumda bir taraftan işkillendi aslında. Ahmet Davutoğlu'na çık açıkla deniliyor. Ahmet Davutoğlu'nun ifadeleri de toplumda bir soru işareti oluşturdu. Neler oluyor, neler bitiyor şeklinde. Bu saatten sonra şeklinde. Ahmet Davutoğlu'nun söyleyeceği, açıklayacağı herhangi bir şeyin o kadar itibar göreceğini düşünmüyorum. Çünkü zaten belki partide başına gelenler de bunun içinde payı var ama büyük çapta kendi aksiyonlarından ve kendi tarihçesinden dolayı toplum nezdinde oldukça itibarı ama bir taraftan düşük da birisi. Aslında ben şeklinde ifade ederek istifasını sundu. Nefsimi ayaklarımın altına alarak görevden uzaklaşırım dedi ve o şekilde istifa etti. Şimdi o dönem 2 yıllık bir periyot içerisinde Ahmet Davutoğlu hiç konuşmadı. Hmm. Ne oldu da bugünlerde bir taraftan yeni parti iddiaları var ve son derece sert bir açıklamayla gündemi meşgul ediyor. Yani dediğimiz gibi, hani şu an baktığınız zaman bunu hani her kesim derken yelpazenin hem sağından hem solundan bu tip yorumlar geliyor. Şu an en mantıklı akla gelen şey Sayın Davutoğlu kendini partiden attırmaya, kovdurtmaya çalışıyor. Bunun üzerinden de bir siyasi hayatının başlangıcında kendine bir prim yapmaya çalışıyor. Bir mağduriyet oluşturmaya çalışıyor. Mağduriyet oluşturmaya çalışıyor. En basit yorum bu. Daha altından neler çıkar, neler çıkmaz bilemem. Ben yani genelde Ahmet Bey ile Ahmet Davutoğlu ile ilgili yorumlar yaparken, hani çevremde beni dinleyenler, bu konuda bilenler, ya sen de diyorlar ki hani Ahmet Hoca'yı niye bu kadar sevmiyorsun? Ben Ahmet Hoca'yı tanımıyorum. Benim insanı sevip sevmem için tanımam lazım. Tanımadığınız için mi sevmiyorsun? Yok, hayır, tanımıyorum yani. Ne seviyorum diye, ne sevmiyorum diye. Tanımıyorum insanı ama ben tamamen aksiyonlar üzerinden gidiyorum. Benim Sayın Davutoğlu'na karşı, bu yani yeni de değil, uzun zamandan beri en büyük şeyim, tepkim şu. Siz AK Parti'nin milletvekilini yaptınız, başbakan danışmanlığı yaptınız, bakanlık yaptınız, genel başkanlık yaptınız, başbakanlık yaptınız. Adalet Kalkınma Partisi'nin tüm üst düzey görevlerinde bulundunuz. Eğri oturup doğru konuşalım. Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı, bunların, hani görüyoruz sizin siyasi şeyinizi, yol alış biçiminizi ve siyasette durduğunuz yeri. Sayın Cumhurbaşkanı, Ahmet Davutoğlu'nun siyasette durduğu bir yer yoktu ki. Yani Ahmet Davutoğlu'nun siyaseten durduğu bir nokta yoktu ki geçmişte. Hayır, yani siyasetin içinden gelen birisi değil zaten. Kendisi belli ki, yani Sayın Cumhurbaşkanı olmasa hiçbir siyasi, seçilmiş hiçbir siyasi noktaya gelme ihtimali sıfırla çok az arası bir şey gözüküyor. Yani bu bayağı bir aşikar bir durum. Benim hep karşı geldiğim şey şu. Siz halen AK Parti üyesi olarak bu açıklamaları yapamazsınız. Bunun demokratik, işte bir partici demokrasiyle veya demokrat bir duruşla falan alakası yok. Yani en bunların pik noktası da bana göre 2 hafta falan oldu ya da 3 hafta oldu, hı hı, veya AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasındaki kurulan bağın, ittifakın, birlikte hareketliliğin karşı söylediği aşağılayıcı, hı hı, haddini aşan
cümlelerdi. Peki disiplin kurulu niçin işletilmiyor parti açısından? Ya işte yani şimdi millet olarak tabii böyle biraz daha hep böyle siyasi ve politik davranmaya çalışıyoruz. Demin HDP konusunda aynı şeyi söyledim. Zaman yani belki reaksiyondan korkuyoruz, gereğini yapmıyoruz diye düşünüyorum. Şimdi bu büyük çapta AK Parti'nin iç sorunu. Peki aslında şimdi bir taraftan da şunu sormak istiyorum. Önce Ahmet Davutoğlu evet bunları açıkladı ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ihanet eden bedelini öder diyerek aslında o fitili ateşlemedi mi bir taraftan? Davutoğlu'nun bunları söylemesinde o cümlelerinde etkisi yok mu ki? Davutoğlu ben hain değilim diyerek üstüne basa basa bunları ifade ediyor ki Davutoğlu da öyle sanıyorum ki alınmış ve gocunmuş bir tarafta. Yarası olan gocunuyor demek. Yani yapacak bir şey yok. O istediği kadar ben hain değilim desin. Senin şimdi partin, bakın siz herhangi bir AK Parti üyesi değilsiniz Ahmet Davutoğlu olarak. Herhangi bir eski milletvekili değilsiniz. Başbakan. Başbakan, genel başkan, dışişleri bakanı. Yani ne varsa partide olmuş. Siz çıkıp Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleriyle konuşuyorum. Pazara kadar değil bizim ittifakımız dediği bir parti haline bu kadar aşağılayıcı, bu ittifakı bu kadar böyle yok sayıcı, bu kadar zarar verici bir açıklama yapamazsınız. Yani ben zaten sonradan milletvekili de değilim. Bir köşemde oturuyorum. Ben işte üniversite hocasıyım, profesörüm vesaire. Ben bunları da hayır kardeşim sen bunları değerlendiremezsin. Ha istifa edersin. Deriz ki ya işte demek eskiden ses çıkmadı şimdi ses. Ama istifa da etmedi. Hala AK Parti üyesi. Ben bu açıdan Sayın Babacan'ın çıkışını ve duruşunu ki arkasında eğer denildiği gibi Sayın Abdullah Gül de varsa çok daha dürüst buluyorum. Daha şık. Onlar hiç olmazsa parti üyesi değil. Evet. Ha, onların da açıklamalarına bir sürü söyleyecek şeyim var ama ayrı konu. İstifa edip söyledim. En azından istifa ben kendim gideceğim dedi. Peki. Ya bir kusura bakmayın birazcık omuriliniz olsun ya. Ya madem bu, bakın bu eleştirilerin bazılarına okeyim bir şey demiyorum. Ama çok temel şeyler var. Siz özellikle sizin pozisyonlarınızda bulunmuş bir AK Parti, aktif AK Parti üyesi olarak bunları söyleyemezsiniz. Nokta. Peki. Siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi bir taraftan sadece aslında o cümleler konuşmanın devamına şöyle bir göz attığımızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı baz almıyor. Diğer taraftan da Devlet Bahçeli'ye baz alıyor ki kendisi de söylüyor. Ben Devlet Bahçeli'ye özellikle 7 Haziran seçimleri sonrası gittim, kapısını çaldım ve ülkeyi hükümetsiz bırakmayalım. Bakın terör bir taraftan hortladı ve bu noktada gelin elinizi taşın altına koyun. Bir koalisyona yelken açalım ve ülkeyi hükümetsiz bırakmayalım. Devlet Bahçeli yanaşmadı diyor. Neler söylersiniz? Yani bir ülkenin dönemin başbakanı bunu söylüyorsa yalan söyleyecek hali yok. Demek ki ortada bir gerçeklik var ve bunun üzerinden konuşuyor. Yani Davutoğlu Hoca karakter itibariyle sevdiğimiz bir isim. Baktığınız zaman ve bu ülkeye başbakan olarak hizmetleri olmuş bir isim ama Onur Bey'le de konuştuk az önce. Yani bunlar doğru söylemler değil. Yani ne oldu? 90'lara geri mi döndük yani? Konuşursam ortalık yanar, bir taş çekersem duvar yıkılır falan. Yani böyle olmaz. Herkeste bir güzem. Bu işin oluruşudur. Kim siyasi rant devşirmek için tamam mı? Kim siyasi devşirmek için devleti sıkıntıya sokuyorsa bu haindir yani. Bunun lamıcı mı yok? Anlatabiliyor muyum? Devleti sıkıntıya sokmak için bu tarz eylemler, bu tarz siyasi manevralar doğru bulmuyorum ben açıkçası. Davutoğlu Hoca için demiyorum genel olarak. Kim bunu yapıyorsa ciddi sıkıntı var demin. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanlık yapmış sıkıntılı süreçlerinde o makamda bulunmuş birine yakışan ortada bir hata varsa bunları gözler önüne sermek. Efendim söyleyeyim o dönemde devletin çektiği Diyarbakır olayları sıkıntısı, devletin çektiği, vatandaşını kırmamak, üzmemek için ilmek ilmek dokuyarak oradaki faaliyetlerini sürdürdüğü bir dönemde, dönemin başbakanına yakışan varsa böyle bir sıkıntı bunu gözler önüne sermektir. Anlatabiliyor muyum? Devlet peki sırrı, bundan sonra da zaten şunu, Ahmet Davutoğlu'ndan bir beklenti oluşmayacak mı bildikleriniz söyleşi? Şunu söylemek isterim. Davutoğlu, Sayın Davutoğlu, Sayın Başbakan bu çıkışıyla zaten bir teamülü aslında sonunu getirmiş oldu. Devlet sırları sıkıntılı dönemde görev yapan insanların yani o sırra vakıf olan insanlarla birlikte mezara gider. Ya dersiniz ki o dönem yaşanırken ben bu yaşanan olaylardan, bu alınan manevralardan, yapılan müdahalelerden, izlenen politikalardan rahatsızım. Ve bu rahatsız olduğum
fiili ortam içerisinde bulunmak istemiyorum dersiniz, istifa edersiniz. Saygı duyulur size. Şimdi size saygı gösterir. Orada olay devlet sarı bitmiş. Şimdi o devlet sarı hayır, üzerinde duralım. Tamam söyleyin lütfen. Ben ifade edeyim. Olay olmuş açayım. Bitmiş. Üzerinden 2 sene süre zarf geç, 2 sürelik bir zaman geçmiş. Bunun üzerine çıkıp bu tarz konuşmaları konuşmanın artık şey yok yani. Hiçbir manası yok. Yararı yok diyorsunuz, anladım. Şunu da söylemek sadece istiyorum. Devlete sormak zarar istiyorum. Verir. Şimdi devlet sırrı dediğimiz hadise kolektif olarak aslında devletin bütün kurum ve kuruluşlarının içerisine alan bir olay örgüsü. Elbette, elbette. Ama diğer taraftan bakıldığı zaman sanki Ahmet Davutoğlu iktidarın sürdürülmesi noktasında aslında bir takım yanlışlıkların yapıldığına dair imalarda bulunuyor. Bunu da bu devlet sırrı kategorisi içerisine almamız doğru mu? Peki madem iktidarın sürdürülmesine yönelik olumlu eleştirilerini sıralıyor, bunun yeri insanları salonlara toplayarak çeşitli illerde belirli platformlar altında basına, daha doğrusu basın üzerinden iktidara mesaj vermek midir? Yoksa evvel Refik Badel Tarık ne demişti? Ben demişti önce refiklerimi. Peki böyle mi yapmalı yoksa gidip kapısını çalıp böyleyken böyle oldu. Şimdi de söyledim bundan diyor Sayın mi? Cumhurbaşkanı. O manifestoda okuduysanız ben zaten şöyle, orada ifade ediyor. Ben şunu söyleyeyim. Ben dediğim gibi Davutoğlu hocamızın dürüstlüğüne inanırım. Davutoğlu hocamızın hakikaten bu ülkeye başbakan olarak hizmet etmiştir ve çok saygı duyduğum bir isimdir. Ama bu ülkede başbakanlık yapmış birinin Cumhurbaşkanı'ndan randevu alamamasıyla alakalı ki aynı partide siyaset yaptılar. Çok ihtimal dahi vermiyorum. Bu olmasa bile gene de aracılığıyla mesajlar gönderilebilirdi. Bunun bir yolu bulunabilirdi. Anlatabiliyor muyum? Hani eğer doğruyu konuşacaksak ben şuna inanıyorum. Birincisi ya o dönem içerisinde izlenilen fiillerden, politikalardan rahatsız olduğunu belirtip istifa etmeliydi Sayın Başbakan. Eğer böyle yapmadıysa bu o dönemki yaşanan olayları istemeden de olsa tasvip etmiş demektir. Çünkü başbakan olarak yürütmenin başındaydı. Böyle biri olarak da 2 sene sonra çıkıp çeşitli platformlarda, çeşitli salonlarda bunları dile getirerek basın üzerinden, toplum üzerinden iktidara mesaj vermesini, hala AK Parti üyesiyken AK Parti Genel Başkanı'na mesaj vermesini doğru, şık bulmuyorum. Peki. Peki. Devam edelim şimdi bir taraftan da Ahmet Davutoğlu'nun önümüzdeki günlerde yine benzer açıklamalarına devam edeceği yönünde. En azından her buluşma esnasında ortaya bir takım ifadeler atıyor. Bir takım iddialar da atıyor. Bu iddialar ve ifadeler konuşuluyor kamuoyunda. Benzeri buluşmalarda yine dostlarıyla bir araya geldiğinde yine benzeri söylemlerde bulunabileceğine dair iddialar var. Siz neler söylersiniz? Bir buyurun, şey söyleyeyim mi? Son olarak. Siz dostlarınızı bir salona toplayıp basın önünde mi hasbihal ediyorsunuz? Ben öyle yapmıyorum. Tabii tercih meselesi. Evet. Ahmet Davutoğlu'nun kendi kişisel tercihi. Şimdi tabii Ahmet Davutoğlu başbakanlığı, Sayın Davutoğlu başbakanlığı sürecinden sonra kendi iç dünyasında partisine karşı ve Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bir kırgınlığı olabilir. İnsanın sonuçta belli bir göreve gelmişsiniz. Ülkede başbakanlık yapıyorsunuz. Bu başbakanlıkta uyum sağlayamadığınız için istifa edip ayrılmak durumunda kalıyorsunuz. Bu noktada kendiniz haklı görebilirsiniz. Bu gayet doğal. Ancak ondan sonraki izlenilen süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın da ihanet eden karşılığını bulur şeklinde açıklama yapacağı pozisyonları da sizin oluşturmamanız gerekir. Yani şimdi bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman bir üniversitede öğretim görevlisi olan bir hocanın, bir profesörün siyasette hiçbir alakası yok. Siyasette hiçbir iştigali yok ama Sayın Ahmet Gül, Abdullah Gül'ün telkiniyle, tavsiyesiyle Cumhurbaşkanımızın Suriye'de ki olaylarda bakın ta 2010'lu yılları bir düşünün. Sayın Davutoğlu ciddi anlamda bakanlık görevi olmadığı halde bir danışman vasfıyla bile Suriye'ye gidip bir takım görüşleri devlet adına, Dışişleri Bakanlığı adına, Türkiye adına yapıyor idi. Ve o dönemde yapmış olduğu bütün icraatları da hem Sayın Başbakanımız, o zaman dönemin Başbakanı Erdoğan tarafından hem de diğer kamuoyundaki bakanlık tarafından tasvip ediliyordu. Ve nitekim onun izlemiş olduğu siyasi politikalar neticesinde, siyasi manevralar neticesinde Suriye ile aramızda ciddi anlamda bir ilişki gelişmesi söz konusuydu. Gelişmişti ve nüfus yani vize uygulaması kalkmıştı en basiti. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman sizi başbakanlığa kadar getirmiş olan bir insan Türkiye'de istikrarı hedefleyen ve Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığında birleşen bir kesim var. Onun düşmanlığı üzerine onu hükümetten, iktidardan indirmek üzerine kurulu bir tez
ile bir araya gelen ve her kesimden siyasi partilerin olduğu bir dönemde siz siyasi parti kurmakla ilgili bir takım söylemlerle yola çıkıyorsunuz ve bunu AK Parti içerisinden birisi olarak yapıyorsunuz. Ve bu yaptığınız bu eylemler de AK Parti içerisinden bir takım insanların kopmasına sebep oluyor. Bu elbette bir ihanettir. Yani şimdi biz ihaneti vatan ihaneti olarak algılamamız doğru olmaz. Ama bu, şimdi burada ihanet ifadesi de son derece enteresan. Sokakta herkes birbirine artık ihanet ettin, hainsin ifadesi. Bu doğru bir retorik mi? Yani bu şimdi doğru bir, benim açımdan doğru bir ifade. Neden? Çünkü benim dostuma ihanet etmiş olan birisi benim gözümde haindir, ihanet etmiştir bana karşı. Yani bunun başka bir alternatifi yok ki. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızı bakın geçmişten beri izleyelim. Bugüne kadar yol yürümüş olduğu insanlar hakkında Abdülatif Şener'i tutun, bir değerlendirin, AK Parti'den ayrılmış birçok insanla ilgili bu kelimeleri kullandı mı hiç? Yani ihanet etmiştir kelimesini kullandı mı? Çünkü demek ki beklemediği bir insandan beklemediği bir tavır görüyor. Yıkılmış bir insan ya. Bu da sonuçta bir insan. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan evet devletimizin başkanıdır ama olağanüstü bir insan değildir ki. Duyguları var, düşünceleri var, sevdiği hususlar var, yani sevinçleri var, hüzünleri var. Dolayısıyla bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ifadeyi kullanmasına sebep olacak neler yaptım diye Sayın Davutoğlu'nun düşünmesi gerekir. Bunu düşündüğü takdirde kendisi bir çözüm bulacaktır ve içsel eleştirisinden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız da doğru noktada buluşacağına inanıyorum. Yani şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız kendisiyle yol yürümüş, başbakanlığa kadar gelmiş olan bir insanla görüşmeyecek, onunla diyalog kurmayacak olan bir insan değil ki. Yani bugün bakıyorsunuz Sayın Numan Kurtulmuş, kendisini eleştirmiş olan bir insan. Rakip olarak, muhalefet olarak ama bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da aynı parti içerisinde ülke menfaatleri doğrusunda bir siyasi icraat içerisinde bulunuyor. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu düşünün. Kendisini eleştirmiş olan bir insan, Doğru Yol Partisi'nden gelen bir insan ve dolayısıyla bugün AK Parti teşkilatı içerisinde AK Parti misyonu devletine hizmet eden bir bürokrat konumunda, bakan konumunda. Aynı şekilde Mehmet Ağar düşünün, oğlu Tolga Ağar Elazığ'dan milletvekili adayı olmuş. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız geçmişte karşı karşıya kalmış olduğu insanlarla da bir araya gelip ülke menfaatleri doğrultusunda birliktelik oluşturabiliyor. Yani şiddetli eleştirilere maruz kaldığı insanlarla devlet menfaati, devlet yönetiminde bir araya gelebilen bir insan, kendi içerisindeki bir insanla, hele hele başbakanlık yapmış olan bir insanla bu noktada ortak noktada buluşmaması anlamında bir şey söylenemez. Bence Sayın Davutoğlu bu konuda kendisini bir değerlendirmeli, içsel bir eleştiri yapmalı ve bu konuda niçin Cumhurbaşkanı'nın bu kelimeyi kullandığı üzerine yormalıdır. Niçin kullandığı değil, bu kelimeyi kullanmasına sebep olduğu hareketler ortaya koyup çözüm aramalıdır ben kanaatimde. Bir taraftan tabii Ahmet Davutoğlu çok konuşuluyor. Özellikle şimdi bakıldığı zaman Ali Babacan, Abdullah Gül, onların herhangi bir parti kuracağını, işte onursal başkan olarak Abdullah Gül'ün ismi geçiyor. Ali Babacan orada genel başkan olacak mı olmayacak mı? Ama bir taraftan da Ahmet Davutoğlu özellikle çıkışlarıyla gündemi meşgul ediyor derse geridir. Şimdi bu meseleyi kapatalım. Ekleyeceğiniz var mı sizin? Yok. Peki siz zaten söylediniz AK Parti üyesi olarak. En sempatik olan bu üçlü arasında en sempatik olan Ahmet Davutoğlu gibi görünüyor. Yani dolayısıyla en azından en cesur olan hocam. Çıkıp söylüyor en azından. Böyle bir cesareti ortaya koyuyor. Diğerlerinden henüz böyle bir iradeyi ortaya koyduklarını görmedik. Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hani aday göstereceklerdi. 3 ay bir oraya gitti, bir oraya gitti, bir oraya gitti. Yani en sonunda olmuyor bu işte. Ama gene de tek kelime söyleyemedi. Olacağım, olmayacağımla alakalı. Ama ben Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun en azından eylemini tartışmıyorum fakat göstermiş olduğu fiili duruşu cesurca. Ben bundan sonraki süreçte de Sayın Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanımızla bu konu görüşerek ve kendisinin de bu adı geçen parti kurma meselelerinde parti kurmaktan geri adım atarak bence AK Parti misyonunun Türkiye'deki ortaya koyduğu vizyonu etkilemeyecek bir oluşuma doğru kayarak Cumhurbaşkanımızla oturup çok rahat konuşup geçmişi irdeleyip gelecekle ilgili bir olumlu adım atması gerekir. Ki bakın burada kaybederler. Yani bugün geçmişte birçok örnek var. Yani bugün bu yeni parti kurulacağı süren yeni partinin söylemlerine bakıyorsunuz. Parlamenter sisteme dönüşten bahsediyor. Ve bugün CHP'nin veya FETÖ'nün veya muhalefeti oluşturan bütün unsurların AK Parti karşısında söylemsel olarak buldukları tek şey liyakat, ahlak ve
başarı odaklı olan bir söylemden yola çıkıyor. Yani diyorlar ki biz bu partide liyakata önem vereceğiz, liyakata önem vereceğiz, ahlaki olarak ve demokratik hukukun üstünlüğünü ortaya koyan bir siyasi parti olacağız. Ve bütün Türkiye'yi kapsayan bir parti olacağız. Bakın bu söylemden hiçbirisi bugüne kadar Türkiye'de revaş bulmadı, başarıya ulaşmadı. Aynı şekilde Abdülhatif Şener de AK Parti'den istifa ettikten sonraki süreçte Türkiye Partisi kuracağım diye yola çıktı. İdeolojisi olmayan hiçbir parti Türkiye'de bir yere gelemez. Bütün partilerin Türkiye'de ideolojisi vardı. İdeolojiden uzak olan bir parti Türkiye'de asla bugüne kadar bugüne kadar revaçta daha vuku bulmamıştır. Öne çıkmamıştır. Bundan sonra da öne çıkmayacaktır. Bakın CHP'nin bir ideolojisi var. HDP'nin bir ideolojisi var. AK Parti'nin bir ideolojisi var. Yani siz hem CHP seçmenine hitap eden, hem HDP seçmenine hitap eden, hem AK Parti seçmenine hitap eden, hem merkez sağdan uzak dediğimiz bugünkü anlamda yani bir geçmişteki ANAP ve Doğru Yol Partisi gibi seçmenlerin tabanına hitap eden bir parti olmayı hedefliyorsunuz. Bunu başarmamız mümkün dedi. Böyle bir olgu Türkiye'de söz konusu olamaz. Peki. Türkiye'de ideolojisiyle yola çıkan siyasi hareketler revaçta olacaklardır. Bu konuda dikkat etmek lazım. Yani onlar da kendilerini tarih sahnesinden bence sildirmesinler. Abdülhatif Şener bakın bugün kayboldu gitti. Peki. Hiçbir kıymeti yok. Ama kıymet hala mecliste bir taraf. Ya mecliste olabilir yani. Siz şu olarak bağımsız bile gidip Sivas halkı, Sivas halklı halkımız kendisinden çıkan bir başbakanın, insanın milletvekili olmaktan daha büyük hedefleri ve daha büyük idealleri bakanlık yapmış olan bir insandan bahsediyorsunuz. Yani başbakanlık yapmış olan bir insanın ülke hizmetle alakalı, evet biz bunu yadırgamıyoruz. Yani Ashab dönemine bakıyorsunuz. Ordu komutanlığı yapmış olan bir Ebubekir Sıddık Efendimiz radıyallahu anh, Halid bin Velid'in ordu komutanı olduğu orduda çavuşluk yapmıştır. Yani o ayrı bir boyut. Fakat bu çünkü şartlarda baktığımızda başbakanlık yapmış olan bir insanın vizyon olarak Türkiye'de daha ileri kademelerde de daha olumlu hizmetler ifade bir alana gelmesi lazım. Şimdi zaten esasında siz de ifade ettiniz, parti içerisindeki bir oluşumdan bahsediyor anladığım kadarıyla Davutoğlu. Onu yaramıyoruz diyor. Teşkilatlara özellikle gereken yetki de verilmiyor diyor. Parti içerisindeki oluşum nedeniyle ve biz de vatandaşın talebini karşılayamıyoruz diyor benim anladığım kadarıyla. Bu mesele şimdi Ahmet Davutoğlu'ndan biz Abdullah Gül'le Ali Babacan'a geçelim. Şimdi Mustafa Bey'in de söylediği gibi aslında bu her iki isim ortaya bir takım olaylar olduktan sonra çıkıyorlar, gerek tweet atıyorlar. Ali Babacan şu ana kadar çok ciddi anlamda henüz sahaya çıkmış değil ama Abdullah Gül özellikle yapılan bazı icraatları onaylamadığına yönelik olarak tweet atıyor ve gündeme bu şekilde geliyor. Onların açısından bakıldığı zaman nasıl bir strateji uygulamaya çalışıyorlar ya da amaçları neler? Yani şimdi genelde Sayın Gül'e atfedilen duruş nedir? Yani siyasi tarzı diyelim, duruş demeyelim de siyasi tarzı nedir? Çok ihtiyatlı. İşte bir şeyi garantici de geliyor. Garantici. İşte kesinlikle bir şeyi kazanacağına emin olmadan ortaya çıkmayacak bir tarzı var. Olabilir. Herkesin, her yiğidin kendi yoğurt işi vardır. Siyaset böyle bir şey kaldırmaz. Siyasetin olmazsa olmazından bir tanesi muhakkak cesarettir. Tabii deli dumlu cesaret değil ama doğru yerde doğru adamı doğru dozda atabilmek. Biz Sayın Gül'den böyle bir şey çok fazla göremedik. Siyasi hayatı boyunca, en azından göz önündeki siyasi hayatı boyunca. Bunun dışında ben yani Sayın Gül'le ilgili şöyle siyasi iktidar, şeyde Cumhurbaşkanlığı döneminde özellikle bir son 6-7 yılında düşünürken hep aklıma tabii her insanın hafızasına hep sondan başlar, sonlar gelir. Ben bir Twitter'la özellikle o zamandı galiba. Twitter'la olan verdiği kararı ve çıkışları hiç unutamam. İnsan gerçekten hayret ediyor Twitter'a. Yani ben çok şöyle söyleyeyim. Yani kesinlikle gayrimilli bir duruştu. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı olmasından o konuda falan değil. Kesinlikle gayrimilli bir duruştu. Kesinlikle belki onun sebebi o değildi ama yurt dışındaki sermayenin, ülkelerin dışında hiçbir şey hizmet etmeyen bir duruştu. İkincisi de son ayrılırken eşi hanımefendinin konuşmaları, tarzı, tavrı özellikle Türkiye'deki muhafazakar kesimin ama aslında siyasetin kabul etmeyeceği bir tarz ve tavırdı. Bir de bunun üzerine tabii biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde artık ayyuka çıkmış bu CHP ile olan flörtleri de
Hatta o flört kısmının, flört döneminin de yapılış şekli, orada çıkanlar, çıkmayanlar vesaire, bence çok fazla bir, nasıl söyleyeyim, insanlarımızın ağzında güzel bir tat bırakmadı ve o acı tat halen var. Peki. Devam edeceğiz. Babacan için de bir tek şey söyleyeceğim. Hay buyurun. Sayın Babacan da oldukça geride duruyor. Türkiye enteresan bir yer. Babacan henüz bir tek laf dahi etmedi siyasetle ilgili. Ama hangi araştırma kuruluşuna sorarsanız sorun, %1 ile 3, 5, 6, 10 diyenler var. Evet. Bu da doğrudur. Ama 1'dir, ama 3'tir, ama 5'tir. İşte ancak Türkiye'de bir siyasetçi olarak hiçbir şey söylemeden 1 veya üzerine, ki 1 çok büyük bir oydur yani, 1 veya üzerine gelebilirsiniz. Peki. Hayırlısı olsun. Peki, reklama çıkmadan 2 dakikamız var. Şunu sormak istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Numan Kurtulmuş örneği verildi. 3 ismi de tekrar bir araya getirip aynı yolda yürümeye çalışır mı? Çalışmalı mı ya da? Ya bunu inanın 6 ay önce özellikle ben kendi arkadaş çevreme ve diğer kamu hizmeti görürken görev yaptığımız bürokrat arkadaşlara da defaten açıkçası söyledim. Sayın Cumhurbaşkanımız affediyor. Yani şöyle söyleyeyim. Affediyor derken bir uzlaşı zeminde bulunuyor. Sayın İçişleri Bakanımızın zamanında söylediği sözler hakikaten çok ağır ithamlardı. Sayın Numan Kurtulmuş'un, bugün Genel Başkan Vekili görevinde bulunan sayın eski bakanımızın söylediği sözler de çok ağırdı. Fakat hakikaten bir çizgide buluşmak istedikleri işaretini aldığı zaman Sayın Cumhurbaşkanı çok kolay oturup müzakere edip anlaşıldığı takdirde hani geçmiş hataların üzerine bir sünger çekmeyi başarabiliyor. Ben tekrar etmek istiyorum. Sayın Davutoğlu hakikaten bu ülke için benim nazarımda çok önemli bir değerdir. Çok önemli hizmetli olmuştur. Önemli bir hocadır. Dürüst insandır. Ben inanıyorum. Yani Sayın Davutoğlu gibi bir değeri bu ülkenin kaybetmemesi gerektiğine inanıyorum. Ve Sayın Başbakan da şu ana kadar herhalde AK Parti'den istifa etmesiyle alakalı bir durum söz konusu değil. Ben Erdoğan'ı masaya çekmeye çalışıyor şeklinde. Ben de aynı kanaatteyim. İnşallah yani ortak noktada buluşmaları ülke menfaatine olacağına inanıyorum. Sayın Başbakanın da ülke menfaatine şerh getirecek herhangi bir hareketin içerisinde olmayacağını düşünüyorum. Onur abi şunu söyleyeyim. Sayın Babacan'ın herhangi bir söylemini duymadık ama birçok farklı Twitter hesabından Babacan'a destek veren ve onun ekibine yer alan kişilere tweet attıklarını ve o tweet hesaplarını da biliyorum. Aslında bir şeyler söylüyorlar ama yine dediğimiz noktaya geliyoruz. Kendileri çıkıp bir şey söylemiyorlar. Ya şu ülkede artık beyefendinin söylediği gibi, değerli abimizin söylediği gibi şunun bir karşılığı yok yani. Liyakat üzerinden. Türkiye İnsanlar da son 17 senelik, 18 senelik iktidar süreci içerisinde bir şeye alıştılar. Yeni bir söylem, yeni bir eylem. İşte köprüsü olsun, duble yolu olsun, çözüm süreci olsun. İnsanlar hep eylem görmeye alıştı. Artık içi boş. Tamam mı? Tamamen sloganik söylerlerdi. Yapılan siyaseti Türk halkı kabul etmiyor. Ha, şu söylenebilir mi? Peki. Şu söylenebilir mi? Dürüst olmak gerekirse bir cümleyle toparlayayım. Hay mesela KHK'yla atılanlar arasında mağdur olan insanlar var. Bu insanların mağduriyetini dile getirin kardeşim ya. Ya hükümeti, iktidarı deyin ki bu konuda mağduriyetler var, şu işe de bel atın diye. Ya doğru muhalefet yapın Allah lillah aşkına. Yani bu ülkenin buna ihtiyacı var. Çıkıp bir şeyleri söyleyin. Yanlış olan bir şeyleri söyleyin ama söyleyip kenara çekilmeyin. Eleştirmek çok kolay. KHK'yla atılan arkadaşlar şöyle şöyle mağduriyetler var. Bu konu hakkında hükümet şöyle bir çalışma yapsa ya da OHAL komisyonunun daha hızlı aksiyon alması adına böyle böyle faaliyetler gösterilse. Türkiye'nin bir göç problemi var. Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüz var ama çoğu ildeki teşkilatları nakıs kalıyor. Acaba bunu EGM'nin altına bağlı iddia etmiyor. Ya bir şeyler çözüm söyleyin mi kardeşim? Bir çözüm üretin ya. Taşı taşın üzerine koyun artık yani. Peki. Böyle bir siyaset yapın. Teşekkür ediyoruz. Bu bölümü de kapatalım değerli izleyenler. Ben bir cümleme çok hızlı söyleyeyim mi? Alalım hemen, Sayın kapatalım. Cumhurbaşkanımızı masaya çekmek tabiri bana ilginç geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız öyle masaya çekilecek olan bir lider değil. Çok karizmatik bir lider, ferasetli ve her şeyi istişareyle yapan, istişare sonucunda aldığı kararları süratle uygulamaya koyan ve uygulama koyduktan sonra bu kararları uygulayıcıların da arkasında dik duruşunu, dirayetini gösterip sonuca giden bir insan. Dolayısıyla Sayın Davutoğlu'nun böyle bir proje içerisinde olabilmesi makul bir süreç değil ve Cumhurbaşkanımızın bu isimlerle bir araya gelmesi de mümkün değil bundan sonra. Cumhurbaşkanımızın kendi açısından değil, karşıdaki insanlar açısından. Çünkü onlarla Cumhurbaşkanımızın şu anda karşı karşıya kalmasının temelinde fikir ayrılığı değil, Türkiye hizmet noktasındaki eylemsel ayrılık ve farklılık var. Peki. Evet değerli izleyenler, devam edeceğiz. Bu bölümü de noktalayalım ve son bölümde özellikle Suriye meselesini konuşacağız. Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'da olacak. Vladimir Putin'le ikili görüşme gerçekleştirecek ve bir taraftan da heyetler arası görüşmeler gerçekleşecek. Neler olacak, masada neler var? Kısa bir reklamdan sonra.
Evet değerli izleyenler, gündem özel kaldığı yerden devam ediyor. Kısa bir reklam arası verdik. Birazdan Suriye'yi konuşacağız. İdlib meselesini konuşacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le olan görüşmesini konuşacağız. Ama tabii bir de Suriye'nin yanı sıra bir mesele daha var. O da Doğu Akdeniz'deki özellikle doğalgaz rezervleri şu an itibariyle Türkiye'ye karşı orada tatbikata girişiliyor. Gerek Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, hatta Şili'nin dahi içinde olduğu bir koalisyon Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'de bir tatbikat yürütüyor. Peki Doğu Akdeniz'de aslında neler oluyor? Hocam münhasır ekonomik alan arkamızda görüyoruz. Haritayla çerçevelenmiş durumda. Neler söyleyeceksiniz bu noktada? Şimdi Birleşmiş Milletler'in 1960'lı yıllarda almış olduğu kararlarından bir tanesi, ülkelerin kendi kıta sahanlığından itibaren, yani kara sınırlarından itibaren 200 mil denize doğru alan münhasır ekonomik bölge olarak tahsis ediliyor ülkelere. Ülkeler bu alan içerisindeki deniz üstü, yeraltı, denizaltı, denizin dibi olmak üzere tüm yeraltı kaynaklarından ve denizaltı kaynaklarından menfaatini kendi lehinde kullanabiliyor. O bölgedeki yeraltı kaynakları o ülkenin kullanımı tahsis ediliyor. Şimdi tabii burada Güney Kıbrıs Rum yönetimi 2004'lü yıllarda kendisi bir münhasır ekonomik bölge ilan ederek, burada bakın rakamlarla göstermiş olan 1, 2, 3'ten 13'e kadar olan bir bölgede münhasır ekonomik bölge ilan etti. Şu alan itibariyle ilan zaten etti. Çerçevelenmiş. Evet. Şimdi bakın bu alanda özellikle 4, 5, 6 ve 7 nolu, 4, 5, 6 ve 7 nolu alanlar Türkiye'nin kendi kara sınırlarından itibaren ilan etmiş olduğu, 2013 yılında ilan etmiş olduğu münhasır ekonomik bölge sınırları ile çakışıyor. Şimdi Güney Kıbrıs Rum kesimi, bir de Birleşmiş Milletler'in 1962 yılında almış olduğu kararda şöyle geçiyor. Münhasır ekonomik bölge bir kara parçası üzerinde, yani bir ülke üzerinde milletlerin, halkın halkın malıdır diye söylüyor. Yani devletlerin malıdır diye söylemiyor. Dolayısıyla Kıbrıs adası üzerinde, yani hem Güney Kıbrıs Rum yönetimi hem Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğu için bu adanın 200 millik alanlarına göre olan münhasır ekonomik bölgeler her iki ülkenin halkının malıdır aslında. Peki yani şimdi burada Güney Kıbrıs Rum yönetimi Türkiye'ye şu suçlamayı yapıyor. Bizim alanımız içerisinde aslında siz arama tarama faaliyetleri. İşte bakın aslında bu alan hangisi? Kimin adına gerçek alan? Kime ait? Kime? Güney Kıbrıs Rum yönetiminin burada devlet olarak ilan etmiş olduğu bu alan hukuki alan bir alan değil. Tamamen hukuksuz ilan ettiği bir alan. Bu alanda rakamlara göstermiş olan 1'den 13'e kadar olan bölgeyi kapsıyor. Dolayısıyla Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ilan etmiş olduğu bölge, münhasır ekonomik bölge hukuksuz olduğu için ve Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesinin de içine giren alanları kapsadığı için bu meşru bir ilan değil aslında. Türkiye ne diyor burada? Bu bölgede Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesinin ortak olması gerektiği ve ada halkının menfaatleri doğrultusunda bu bölgede enerji kaynaklarının kullanılmasının doğru olduğunu Türkiye dillendiriyor ve aslında atılması gereken adımın da bu noktada olması lazım. Yani siz Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olarak tek başınıza devlet olarak bunu ilan edemezsiniz. Bunun karşılığında kesiştiği alanlar da var zaten. Türk işte bakın 4, 5, 6 dahil ve 7 ile gösterilen alan Türkiye Devleti'nin münhasır ekonomik alanıyla çakışıyor. Aynı zamanda bakın şurada 2, 3, 8, 9 ve 13. alanlar da Kuzey Kıbrıs Rum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili kesilen bir alan var. Bunun yani Güney Kıbrıs Rum yönetiminin münhasır ekonomik bölge ilanının karşısında atağa geçerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de A, B, C, D ve E alanlarında F ve G alanlarında münhasır ekonomik bölge ilan ederek Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na o bölgede çakışıyor verdi. Öyle sanıyorum ki Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile Kuzey Kıbrıs gösterilen ve ilan ettiği münhasır ekonomik bölge alan çatışıyor. Çakışıyor. Dolayısıyla aslında buradaki asıl problem ne? Asıl problem özellikle Akdeniz'e sınırı olmayan ülkelerin burada devreye girmiş olması. Şimdi dolayısıyla Avrupa Birliği de burada, Avrupa Birliği de burada devreye girmiş oluyor. Aynı zamanda yine bu bölge Doğu Akdeniz'e sınır olmayan nedir? İşte Fransa, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin münhasır ekonomik bölge olarak ilan ettiği yerde bu ülkelerin şirketlerine ruhsat vermesinden kaynaklanan bir problem var.
Bunun işte bundan hepsinin karşılığında Türkiye hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yapmış olduğu görüşme sonucunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan ettiği Münasır Ekonomik Bölge alanında gönderdiği sondaj gemileriyle arama ve tarama sondaj faaliyetlerine başlamış oldu. Peki, eklemek isteyecekleriniz ya da istedikleriniz yoksa eğer? Genel olarak bu kadar. Evet, peki. Bu kadar. Peki, bu harita burada kalsın. Arkadaşlarımız o haritayı lütfen arkadan almasınlar. Şimdi Onur Elim, bir taraftan da şunu sormak istiyorum. Macron da yine açıklamalar yaptı. Özellikle Doğu Akdeniz'le ilgili olarak Fransa zafiyet göstermeyecek, zayıflık göstermeyeceğiz ve Türkiye noktasında da gerekeni yapacağız dedi. Petrol rezervlerinden daha ziyade aslında doğalgaz rezervleri, güçlü bir doğalgaz rezervi var öyle sanıyorum ki o bölgede. Şimdi öncelikle burada bu doğal gaz ve daha sonra hidrokarbon rezervleri, doğal gaz olsun, petrol olsun, bütün bu Doğu Akdeniz havzasında çeşitli bulgular var, ciddi sondajlar var vesaire vesaire. Ancak yabancıların proven reserve dedikleri, yani şeyin hangi derinlikte ne kadar ve nasıl bir sondaja ne kadar net olarak çıkarabileceğimiz dedikleri bu proven rezervler henüz daha çok net belli değil. Bu bir. Çünkü derinliklere göre maliyetler çok artabiliyor. Hatta feasible olmaktan çıkabiliyor. Buradaki bu meşhur, bu büyük rezervler konusunda bir şüphe var. İki, Türkiye henüz Münasır Ekonomik Bölgesi'ni ilan etmedi. Bunun çok uzun bir tartışma sebebi var. 2013'te ilan etti hocam. Kıta sahanlığı ile ilgili hocam. Yok, Münasır Ekonomik Bölgesi ilan etti. Peki hocam. Yani, evet. Çünkü yanlış. Bakın neden çakışıyor? Bakın 4, 5, 6 ve 7 eğer Münasır Ekonomik Bölgesi ilan etmeseydi Münasır çakıştığını söyleyemezdik. Tek taraflı olarak ilan edemiyorsunuz hocam. Bunu mutlaka karşılıklı anlaşmanız. Ama Güney Kıbrıs Rum yönetimi ilan etti. Zaten sıkıntı orada burada. Buradaki sıkıntı zaten karşılıklı mutabık kalamadan Münasır Ekonomik Bölgesi ilan edilmesi. Yani ta 2003, 2004 doğru. Efendim? Kıbrıs, Güney Kıbrıs Rum yönetimi için doğru, evet. Tabii şimdi Güney Kıbrıs Rum kesimi kendisi onlar ilan münhasır, edince Türkiye'de ilan etti. Güney Kıbrıs Rum yönetimi bir Münasır Ekonomik Bölgesi ilan etti. Şimdi siz onun karşısında, onun karşılığında eğer Münasır Ekonomik Bölge ilan etmeseniz Birleşik Milletler zaten fırsat kolluyor. Bunu tanıyacaklar. Yani şu anda Fransa'nın bu çıkışı da aslında Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Fransa'ya bir üs vermesiyle kendisini baş gösteriyor. Yani Türkiye gönderdiği savaş gemileriyle Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bölgede vermiş olduğu ruhsatlarla ilgili arama yapmasına şirketlerin bugüne kadar mani oldu, engel oldu. Yani bütün mesele Türkiye'nin Münasır Ekonomik Bölgesi'ni Birleşmiş Milletler nezdinde kabul ettirmemesinden kaynaklanıyor ve 2003 yılında da bunu tek tarafı ilan etti, eğer onu kastediyorsanız. Türkiye mi? Tabii Türkiye ilan etti. Hocam orada aynı fikirde değiliz de neyse, ikimiz de kontrol ederiz net şeyi de. Bakın orada bile Türk Kıta Sahanlığı ile sözde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi MEB'in kesiştiği alanlar diyor. Yok yok, gerek yok. Neyse bu, ya, ben çok farklı bir açıdan yaklaşacağım. Münasır Ekonomik Bölge'nin tanımı o zaten. Kıta Sahanlığı içerisinde geçiyor. Farklı 200 mili kastediyor şu olarak da. Neyse hocam, yani konumuz siz, yani şey değil. Hayır ama konumuz o değil. Bakın şimdi canlı yanında herkes bizi dinliyor. Şimdi doğru bilgi aktarmak lazım. Ben de değil diyorum. Ne diyeyim şimdi evet, hocam? Yani, peki bu meseleyi yani, biraz daha devam ederiz. Çıkacağımız bir nokta programın yok. Sonunda bir bakarız, bilgilerimizi tavsiye ederiz. Şimdi olay yani basit olarak, net olarak şu, artık geldiğimiz dünya düzeninde uluslararası anlaşmaların ve uluslararası örgütlerin çok fazla fonksiyonel olmadığını her gün yaşıyoruz. İşte Birleşmiş Milletler'in durumu, işte NATO'nun durumu vesaire vesaire. Buradaki net olay iki tane. Bir, ne kadar güçlüyseniz o kadar hakkınız var. Burada dünyada bu tip konularda olduğu gibi burada da aynısı yaşanıyor, yaşanmaya devam edecek. Fransa niye Türkiye'ye bu konuda işte şey yapıyor, sert çıkıyor veya ters yapıyor? Çünkü kendi avantajı var orada, kendi firması da var orada. Total de galiba ve Enere içinde tam hatırlamıyorum firmayı. Fakat bir taraftan da bakıyorsunuz. Mesela Güney Kıbrıs Rum yönetiminin EEZ anlaşması Libya ile var. İsrail'le var, Mısır'la var. Bir yerle daha var galiba. Ama Yunanistan'da yok mesela. Burada çok farklı durumlar var. Siyasi açıdan, dış politika açısından. İkinci konu da şu. Burada en iyi şartlarda bile bahsedilen rezerv, hidrokarbon rezerv, Avrupa'da ciddi bir marketi var. Ciddi bir potansiyeli var satış olarak. Ama bu Avrupa'nın hidrokarbon ihtiyaçlarını böyle ciddi bir şekilde karşılamıyor. Ancak buradaki rezerv Türkiye'nin ciddi bir süre bütün hidrokarbon rezervlerini karşılıyor. Bu bir. İkincisi,
Bu rezervi nereye götürürseniz götürün aşağı yukarı, götürebileceğiniz en sağlam ve en ekonomik yol Türkiye üzerinden. Bu da onlar için bir dezavantaj. Üçüncüsü, biz bulup çıkardığımız zaman kendimize, yani bizim market aramaya gerek, pazar aramaya ihtiyacımız yok. Çıkaranların var. Biz kendimiz çıkarıp bulup çıkarabildiğimiz zaman, bunu yapabildiğimiz zaman bizim için çok büyük bir avantaj olacak. Yani Türkiye buradaki rezervlerin satışı konusunda, daha doğrusu paraya çevrilmesi konusunda her halükarda en avantajlı ülke. İster başka bir yere satıyor olun, ister direkt bize satıyor olun. Dolayısıyla burada bana göre, benim gördüğüm şu. Bunu sadece, tabii sadece biz bilmiyoruz. Bunu yabancılar da biliyor, Amerika da biliyor, Güney Kıbrıs da biliyor, Avrupa Birliği de biliyor. Burada her iki taraf, ki buradaki tarafı söyleyeyim sana, size Türkiye ve diğerleridir. Her iki taraf bu gazlar çıkmadan, bu hidrokarbon depozitleri nakite dönmeden masada mümkün olduğu kadar ellerini sağlamlaştırmaya çalışıyorlar. Peki. Bunun günün sonunda buradan şunu net bilelim. Türkiye'nin, yani Türkiye çok ciddi bir, Allah korusun, sıkıntılı bir döneme girmediği sürece Türkiye'nin izni olmadan buradan ne bir gaz çıkarır, peki, ne bir gaz satılabilir. Buradan da bu gazı veya petrolü satabileceğiniz en iyi ülke Türkiye'dir. Amerikalı da çıkarsa öyle, biz de çıkarsak öyle. Bunun da herkes farkında. Ha diyelim ki Türkiye için avantajlı bir durum olmadı. Böyle bir misal söyleyeyim. Biz Rusya'dan çok daha ucuza gaz almaya başladık. Oradan çıkan maliyetin dışında. Yine Amerikalısı, İtalyanı, Fransızı, Güney Kıbrıs'ı bunu satmaya kalksa yine, peki, en ucuz şekilde Türkiye üzerinden geçmek durumunda. Peki bu bahsi kapatacağız. Sizden lütfen son kısaca birkaç cümle alarak bu bahsi kapatalım. Ya bu bahis hakkında değerli üstadlar zaten, değerli komutanımızın ve Onur Bey'in söylediklerine ben de katılıyorum ama Türkiye'nin burada zaten, ya şu konuda bir ittifak etmek lazım. Türkiye'nin ekonomik açıdan güçlü olmasını kimse istemez. Bugün aklınıza sınırı olmayan bölgelerin okyanus ötesinden müdahale etmeye çalışmalarının temel sebebi de buradan gelecek bir ekonomik gelirden çok Türkiye'nin bu ekonomik rantın, bu ekonomik kalkınmanın üzerine oturmaması. Yani Türkiye'nin elinin güçlenmesi. Türkiye güçlenmesi. Tabii. Kendi cebine parasına girmesini değil de Türkiye'nin, peki, bu paranın Türkiye'nin cebine güçlenmesi. Son 10 dakika kaldı. Sizden başlayacağız ve devam edeceğiz. Şimdi İdlib meselesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürekli deklare ediyoruz. Putin'le görüşecek. Neler olması gerekiyor? Beklentiniz neler? Kısaca şimdi alalım. 3 dakikamız var. Şimdi İdlib süreci, malumunuz Türkiye, Rusya ve İran'ın aslında mutabık kalmış olduğu 4 bölgedeki çatışmasızlığı içeren bir Astana sürecinin içerisindeki mutabık kalınan noktalardan birisi. Ancak İdlib'in dışında Humus, Doğu Guta, Dara ve Kuneyta denen bölgelerde rejim maalesef bu anlaşmayı ihlal ederek bu bölgeleri ele geçirdi. Dolayısıyla bu bölgelerdeki bütün Suriyeli Suriye vatandaşları ve aynı zamanda bu bölgede her alanda farklı kesimlerin desteklemiş olduğu unsurlar da İdlib bölgesine yerleştirir. Hem Suriye halkı oraya yerleşti, hem de bu bölgeye çeşitli çatışma içerisinde bulunan unsurlar da oraya yerleşti. Bunlardan bir tanesi mesela heyeti Tahrir-i Şam denilen ve özellikle İdlib bölgesinde %60 silahlı grubu teşkil eden bir unsur. Dolayısıyla Rusya aslında bununla ilgili, yani HTŞ bir nevi terör örgütü olarak kabul ediliyor. Türkiye'de bu noktada HTŞ ile yapmış olduğu görüşmeler sonucunda HTŞ'nin İdlib'de çatışmasızlığını sağlamış oldu. Bugüne kadar HTŞ ciddi anlamda İdlib'de çatışma sürecine destek vermedi. Rejime herhangi bir saldırısı olmadı zaten. Rusya'nın yapmış olduğu bugünkü açıklamasına baktığımızda İdlib süreciyle ilgili Astana mutabakatına bağlı kalınacağını, ancak Türkiye'nin oradaki kaygılarını haklı görmekle beraber terör unsurlarının da rejim bölgesinde olan saldırılarının endişe duyduklarını açıklayan bir demeçleri oldu. Dolayısıyla bu aslında o bölgede İdlib bölgesinin de, Rusya doğrudan doğruya bunu ifade etmese bile, rejimin Humus, Doğu Guta ve diğer Dara ve Kuneyta bölgelerini ele geçirdiği gibi İdlib bölgesinde rejim ele geçirmek istiyor. Bütün mesele bundan kaynaklanıyor. Bunun temelinde de Şam-Halep karayolunun kontrolünü sağlamak için İdlib'in de rejimin kontrolünde olması lazım. Dolayısıyla bu noktada Rusya özellikle S-400 alımı ile ilgili Türkiye ile Rusya'nın yakınlaşmasından kaynaklanan bir müttefikliğin rejim tarafından
suistimal edilerek İdlib'i olan saldırılarını kapsıyor. Genel anlamda bu süremiz az olduğu için bu kadar söylüyorum. Yoksa çok şey var aslında konuşulması gereken. Peki, 3,5 dakikada size ayrılan süre ve son sözü Mustafa Bey'e vereceğim. Buyurun. Suriye meselesi ve İdlib meselesiyle ilgili. Şimdi Türkiye uzun zamandır aslında hasret olduğu bir çok taraflı, çok seviyeli ve çok katmanlı bir dış politika sergiliyor. Bunu da en büyük şekilde ve en ilk şekilde neredeyse Suriye'de gösteriyor. Bakın Suriye'de aynı anda aslında birçok farklı problemle ve birçok farklı ülkeyle uğraşıyoruz. Yani mesela aynı bölgede Rusya ile çok ciddi görüş ayrılığında olduğumuz yerler var. Çok ciddi aslında karşı karşıya geldiğimiz yerler var. Aynı şekilde beraber çalışabildiğimiz noktalar da var. Aynı şey Amerika için de geçerli. Dolayısıyla burada hakikaten gördüğümüz kadarıyla ve sonuçlar itibariyle hissettiğimiz kadarıyla Türk diplomasisi hakikaten ciddi bir mekik diplomasisi yapıyor. Ve bir şeyi artık Allah'a şükür bıraktık. 70-80'lere, 90'lara kadar belki olan bir milli bir tavrımız vardı. Bir ülkeyle ya ebedi dost ya da ebedi düşman olmak gibi bir karakterimiz. Sanki NATO biraz itiyordu Türkiye'yi. Büyük çap tabii ki. Fakat artık dediğim gibi uluslararası çok uluslu yapıların anlaşmaların, NATO gibi, Birleşmiş Milletler gibi veya kuvvetlerin artık gitgide gücünü kaybettiği yeni dünya düzeninde Türkiye'de bence çok milli ve yerli bir duruş, hani bu biraz bugünlerin popüler lafı da, ama hakikaten böyle bir duruş sergileyip burada kendi argümanlarını ortaya koyuyor. Bakın bir yandan neredeyse Amerika ile, hatta neredeyse Rusya ile neredeyse savaşın içine gelebiliyor, ama öbür taraftan işte arka diplomasisi yapıyor, mekik diplomasisi yapıyor, ikinci üçüncü kanallardan konuşuyor ve bir şekilde gemisini yürütüyor. Bu çok önemli bir nokta. Suriye'de bunu yapıyor. Şimdi Suriye'de Türkiye baştan beri bir şey söylüyor. Kriz çözüyor yani Türkiye bu tip diplomatik adımlarla, öyle mi? Çünkü pragmatik davranıyor. Yani birazcık daha böyle hissi davranışlardan uzaklaşıyor ve daha analitik bir düşüncele, daha mental yaklaşımlar yapıyoruz buna. Bu çok önemli. Özellikle diplomaside çok önemli. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı ilk günden beri birkaç şey söylüyor. Bizim burada herhangi bir, yani Suriye'de, Kuzey Suriye'de olsun, Kuzey Irak'ta olsun, bizim burada herhangi bir böyle emperyalistik, işte bir Neo Osmanlı vari bir düşüncelerimiz yok. Kardeşim bizim sınırımızda ciddi ciddi problem var. Biz buradaki sınırdaki sıkıntılardan dolayı yaşadığımız terörden yıllarca çok çektik. Milyarlarca dolar harcadık. Binlerce, on binlerce vatandaşımız, masum vatandaşımız öldü. Ve daha da vahimi, binlerce, on binlerce gencimizi belki bu bölgelere yeteri kadar şey yapamadığımız için, zaman harcayamadığımız için maalesef terör örgütlerine kaptırdık. Türkiye bunlara dur demek istiyor. Peki. Ve inşallah duruyor. Geçen biliyorsun programda birazcık böyle polemik olmuştu. Bunun en büyük başlangıçlarından biri Türkiye'nin güney sınırının olması gereken yere gelmesiydi. Türkiye'nin maalesef güney sınırı tamamıyla aşağı yukarı dağlık bir bölgeden oluşuyor. Evet. Bunu daha ovalık bir bölgeye çekip şeyi birazcık daha ileride alıp, tedbiri birazcık daha ileride alıp bunu yapmamız lazım dedi. Ve Türkiye sadece bunun peşinden koşuyor. Bunun dışında istihbaratımız da çok önemli adımlar atıyor. Şeyde Erbil'de miydi şehit olan şeyimiz? Evet, Erbil. Erbil'de şehit olan konsolosluk görevimizin bu kadar kısa sürede sınır ötesi bir operasyonla yakalanması. Ondan bir hafta önce veya sonraydı eylem hazırlığında terörist grubun malzemelerinin gene sınır ötesine yakalanması Türkiye'nin burada geldiği noktayı gösteriyor. Peki. Türkiye'nin burada herhangi bir ülkenin toprağında gözü mözü yok. Burada biz kendi ihtiyaçlarımızın sonuna kadar da arkasındayız. Amerika da istediğini söyleyebilir. Rusya da istediğini söyleyebilir. Amerika isterse daha bir 50 bin tane daha tır yollasın. Sonuçta burada karşımıza çıkamayacaktır. Bunlar işte kendisi göya de facto bir şekilde bize bizim başımızı beladan çıkarmamak için elinden geleni yapacaktır. Ama burada duruşumuz net. Peki. Son 3 dakika, bayağı harıl harıl not aldığınız 3 dakikanın içine sığacak mı onlar? Ya mutlaka sığmayacak ama ben bu konuda değerli üstadlara da katılıyorum. Tabii
Çok doğru bir şey söyledi Onur Bey. Devletlerin hani vicdanı ya da duyguları olmaz. Devletlerin bir dış politikası olur ve bu dış politika çok farklı katmanlardan oluşur. Birçok devletle aynı anda masaya oturabilirsiniz. Uzlaştığınız noktalar, uzlaşmadığınız noktalar olabilir aynı devletle. Türkiye'de buradaki aktörlerden bir tanesi. Malumunuz Afrin, Cerablus bizim kontrolümüz. İdlib'in çevresinde bizim gözlem noktalarımız var. Şimdi Han Şeyhun'u çevrilmiş durumda hani rejim güçleri. Bizim de bir gözlem noktamız. Tabii onların ortasında kalmış vaziyette. Rejimin de İdlib'i istediği aşikar ki hatta bugün de biliyorsunuz Esed güçlerinin yani rejim güçlerinin Abdüta köyüne bir hava saldırısı ve karşılığında 3000 hayatını kaybetmesiyle alakalı bir durum var. Türkiye askeri hem dağda piyade hem de bizim şeyimiz ne derler ona hükmümüz altında etkin olduğumuz yerlerde jandarmasıyla beraber orada faaliyet göstermeye devam ediyor. Yani Türkiye şunu söyleyebiliriz hocamızın söylediklerini, hocalarımızın söylediklerini ilave olarak Türkiye Suriye'de hem masada var hem sahada var. Tabii. Ve sonuna kadar da olmaya devam edecek. Tabii eleştirilebiliyor hükümet bu noktada. Hani dün işte Esed'le kankaydınız, bugün karşısınız. Dün işte Putin'in uçağını düşürdük, bugün kolkolasınız. Bu da meselenin başına gitmekte de burada fayda var. Devletlerin duyguları, vicdanları olmaz. Devletlerin dış politikası olur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin menfaatleri neyi gözetiyorsa o hal ve ahval üzerine dış politika şekillenir. İnşallah ben Cenab-ı Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Amin. Burada şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ekranları başındakilerden de bir Fatiha bekliyorum şehitlerimize. İnşallah devletimiz muvaffak olur. Çünkü devletsiz olmuyor hocam. Yani görüyorsunuz. Ne yazık ki insanlar savruluyorlar. Çok teşekkür ederim Mustafa Alpay, gazeteci Yasar, Ersan Ergür, Aslan Başkan Yardımcısı. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun. Ve Onur Erim, dış politika uzmanı. Çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Sizler sağ olun. Evet değerli izleyenler, bugünlük de gündem özeli bu şekilde tamamladık. Önemli konu başlıklarını ekranlarınıza taşıdık ve mümkün olduğunca dikkat ettiyseniz yalın ve şeffaf sorular sormaya, açık bir şekilde olayları tartmaya, değerlendirmeye ve konuklarıma analiz ettirtmeye çalıştım. Elbette ki takdir sizlere ait. Gece saat 1'de Gece Ajansı'nda görüşünceye dek hoşçakalın.